Herkese iyi akşamlar. Herkes hoş geldi. Tüm kardeşler, YouTube'dan izleyecek olanlar, Tanrı'nın hediyesi olan Kur'an dersini sözlerimizi duymak için bir araya geldik. İnşallah Rabbim bereketli kılsın dilerim. Hepimiz için faydalı bir ders olması dileğiyle. Bugün işleyeceğimiz ders Sure 6'da kaldık. En'am suresi, çiftlik hayvanları. 81 ve 101. ayetler arasını işleyeceğiz. Rabbi euzubike min hemezati şeyatin ve euzubike Rabbi eyyahturun. Şeytandan korunmak için 23, 97 ve 98'in Arapçasını okudum. De ki, Rabbim sana sığınıyorum şeytanların fısıltılarından ve sana sığınıyorum Rabbim yanımda bulunmalarından da. Bu Kur'an'ı bir buyruk. 16.98'de Kur'an okunduğunda kovulmuş şeytandan Tanrı'ya sığın. Euzubillahimineşşeytanirracim. 6.81. Putlarınızdan neden korkmalıymışım ki? Size yardım etmeleri için Tanrı yerine bütünüyle güçsüz putlara tapındığınızdan beri korkması gerekenler sizlersiniz. Hangi taraf güvende olmaya daha layıktır? Eğer biliyorsanız. Burada dikkatimizi çeken kelime güvende olma kelimesi. Şimdi burada puta tapanların imanlara korkması gerektiğini söylüyor. Yani onları tehdit ediyorlar. Onları zor durumda bırakıp onlara zarar vermek istiyorlar. Bu Kur'an'da hep karşımıza çıkan bir konu. Sadece Tanrı'ya taptıkları için imanlılar çağdaşları tarafından genelde zulüm görüyorlar. Ve bu zulmü gösterirken de kendilerinden korkmaları gerektiğini dikte ediyorlar imanlılara. Ayet de burada meydan okuyor. Diyor ki hangi taraf güvende olmaya daha layıktır? Yani puta tapanların korkması gerekir deyip burada Tanrı onlara aslında bir ultimatum veriyor. Gerçek olanın sahte olan karşısında yok olması tarzında gerçekleşiyor. Yani güven konusu üzerinde işleyeceğimiz bir konu. 6.81'de gördüğümüz güven konusu. Çünkü ayetin devamında da Tanrı imanlılara mükemmel güvenliği veriyor, vaat ediyor. Tanrı'nın vaadi gerçektir. İmanlılar için mükemmel güvenlik başlığı altında. İman edenler ve imanlarını puta tapmakla kirletmeyenler mükemmel güvenliği hak ettiler ve onlar gerçekten rehberlik edildiler. Tanrı'ya iman eden, gerçekten iman eden ve puta tapmayanlar Tanrı tarafından güvenceyle, sigortayla vaat ediliyor. Mükemmel korumayla vaat ediliyor ve bu güven, bu Tanrı'ya güven, Rabbimize güveniyoruz dediğimiz bu cümle Tanrı tarafından sınanıyor. Yani ne kadar güveniyoruz, nereye kadar güveniyoruz, nereye kadar doğruyu söylüyoruz. Burada korkmamamız gereken biziz. Korkması gereken puta tapanlar. Bu ayetler bize Tanrı tarafından kesinlikle güvence veriyor. Yani imanlar için mükemmel güvenlik, harika bir vaat. Bu vaadi iyice üzerine düşünüp bu vaadin karşılığı gereği gibi yaşayarak bu güvenliğin altına girmek için çabalamalıyız. Bunun içinde şartlar ne? İşte iman edenler ve ilk temel şart puta tapmayanlar. Gene aynı bu güvenlik konusu altında bu ayetlerin devam ettiğini düşünüyorum. 6.83'te de bu güvenlik konusunun İbrahim peygamberle birleştirildiği, yani Kur'an'dan bunun örnekliği veriliyor. Yani burada mükemmel güvenlik nedir? Nasıl karşımıza çıkıyor? Onu görelim. İşte İbrahim'i halkına karşı desteklediğimiz argümanımız buydu. Biz kimi irade edersek onu daha üst derecelere yükseltiriz. Senin Rabbin bilgeler bilgesidir, her şeyi bilendir. Halkı İbrahim'i tehdit etti, ateşe atmak istedi, zarar vermek istedi. Ve Tanrı diyor ki yani halkına karşı argüman, bu
bunu göreceksiniz diyor. Yani halkına karşı biz İbrahim'i koruyoruz. Yani tek olan Tanrı kendisine inananları korur. Onları kötü kişilerden, zalimlerden korur. Bu Tanrı'nın vaadi. Buna bizler de aynı şekilde bu güvenliğe güvenmemiz gerekiyor. Burada İbrahim'in halkına karşı desteklediği argüman işte bu güvenlik konusu. Ben böyle düşünüyorum. Ve bunu Kur'an'daki örnekliğinden de göreceğiz inşallah. İbrahim'in bakış açısını kanıtlıyor. 21. surenin 63 ile 67. ayetleri arasında. İbrahim putlara meydan okuyor ve başına gelenler Kur'an'da şu şekilde anlatılıyor. Onu şu büyük olan yaptı. Konuşabilirlerse gidin onlara sorun dedi. Şaşkına döndüler ve birbirlerine gerçekten de sizler haddi aşan kimselersiniz dediler. Buna rağmen eski fikirlerine geri döndüler. Sen de gayet iyi bilirsin ki bunlar konuşamazlar. Dedi ki o halde Tanrı'nın yanında size fayda sağlayacak yahut zarar verecek hiçbir güçleri olmayan şeylere mi tapıyorsunuz? Siz Tanrı'nın yanında putlara takmakla utanca uğradınız. Anlamıyor musunuz? Şimdi burada İbrahim halkının putlarına meydan okuyor. Onların hiçbir gücü olmadığını söylüyor. Lütfen burada putların hiçbir gücü olmadığını hatırlayalım. 6.81'de aynı bağlamda. Tanrı yerine bütünüyle güçsüz putlara tapındığınızdan beri korkması gereken sizlersiniz diyor. Yani buradaki cümlenin aynısı ve imanlar için mükemmel güvenlik ve İbrahim'in halkına karşı Tanrı tarafından argümanı. Burada da aynı şekilde güçsüz olan putlara olan İbrahim'in cevabı. Bu putların hiçbir güce sahip olmadığını söylüyor ve onlar da İbrahim'i tehdit ediyorlar tabii. Seni ateşe atarız, öldürürüz, eziyet ederiz. Ama İbrahim bu Tanrı'nın vaadine güvendiği için, Tanrı'nın mükemmel güvenlik vaadine güvendiği için hiç onlardan korkmuyor. Yani onların putlarının hiçbir şey yapamadığını onlara belirtiyor. 21. surenin 66. ayetinde size hiçbir zarar ya da fayda sağlayamayacak şeyler. Güçlere mi tapıyorsunuz? Ben burada görselde tabii İbrahim'in dönemindeki put şekillerine benzer heykelcikler koydum ama günümüzdeki putlar daha farklı olabiliyor. Yani geçmişte işte bereket tanrısına güç atfedenler, ondan bir şey bekleyenler, işte o bereket tanrısına sunaklar sunanlar, onun güce sahip olduğunu düşünenlerle günümüzde parasının aynı şekilde bereket tanrısı olan insanlar var. Parasını bereket tanrısı yapmış. Yani illaki bir takım heykelcikler yapıp onun adına bereket tanrısı demesi gerekmiyor. Cebindeki para tanrısı da eğer o parayı bir güç olarak görüyorsa onu Tanrı'nın yanında zarar ya da yahut fayda sağlayacak bir güç haline getirdiyse o put o bereket tanrısını temsil eden taşın yerini alıyor. Buradaki putları da değerlendirirken bu şekilde bakmak lazım. İbrahim'in dönemindeki putlar daha somut ve taş olan putlar olabilir. Ancak günümüzdeki putlar daha farklı. İş putlaştırılabiliyor. Patronlar, amirler artık neyse kendilerine zarar ya da fayda sağlayabileceğini düşündüğü her şey. Tanrı'nın yanında herhangi bir güce sahip olduğunu düşündüğümüz her şey bir puta dönüşebilir. Bu tehlikenin farkında olmak gerekiyor. Ve onun Tanrı'nın yanında eğer putlaştırdığımız bir şey varsa hiçbir gücü olmadığını çok çok iyi sindirmemiz. Bunu, evet. Beynine katıldı. Tamam. Onların birisi mi geldi? Kapattım Bilal, devam edebilirsin. Tamam.
onların hiçbir güce sahip olmadığını çok iyi bir şekilde tefekkür edip hayatımızdaki putları tamamen hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Bunun üzerine derin derin düşünmemiz lazım. Yani en ufak bir tanrının yanında bir şeye güç atfediyorsak o bizim putumuz haline gelebilir. Böyle bir tehlike var. Bu tehlikenin sürekli bilincinde olup yaşamak gerekir. Burada dediğim gibi tekrar konuya dönersek İbrahim'in mükemmel güvenliğinden bahsediyorduk. Geçmişte gerçek olan bir tarihi olay olarak Tanrı bize bu örnekliği anlatıyor ki bizim de Tanrı'ya güvenmemiz için bu örnekleri bize veriyor. Devamında, yani aynı surenin devamında esaslı mucize başlığı altında dediler ki onu yakın ve tanrılarınızı destekleyin. Eğer yapmayı kararlaştırdığınız şey bu ise. Şimdi tipik tepki, tipik putperest tepkisi. Tek olan tanrı fikrine alerjileri olan putperestlerin, tek olan tanrı fikrinden gerçek olandan nefret eden insanların bu tek olan tanrıyı savunan fikri yakıp yok etme, onu öldürme, ateşe atma, her türlü zulümü gösterme tepkisini burada net bir şekilde görüyoruz. Olayın gelişimine tekrar bakarsak, İbrahim geliyor halkına, diyor ki siz haddi aşıyorsunuz, siz putlara tapıyorsunuz, hiçbir gücü olmayan putları tanrı ediniyorsunuz. Ve bunu söyledi diye, sırf bunu söyledi diye halk şu tepkiyi veriyor, onu yakın ve tanrılarınızı destekleyin, yani putlarınızı bırakmayın diyor. Hatırlarsanız o putların hiçbir gücü yoktu. Ve İbrahim'in halkına karşı Tanrı tarafından argümanı İbrahim'in güvenlikli olmasıydı. Yani burada ya İbrahim'in halkının putları haklı çıkacak, yani burada bir delil, gerçeklik ortaya çıkacak. Ya İbrahim yanacak ve halkın tanrıları kazanmış olacak ya da İbrahim'in tek olan tanrısının vaadi kazanmış olacak. Ve tabii ki tek olan Tanrı kazanacağı için 21.69'da ey ateş İbrahim için serin ve güvenli ol dedik. Yani Tanrı ateşi yakmaz yaptı. Ateşi güvenlikli hale getirdi. Serin ve güvenlikli bir ortam oluştu İbrahim için. Bu muazzam bir şey. Ve İbrahim'in o anki hani tabii biz bunu empati yapmamız çok mümkün değil ama İbrahim'in imanı gerçekten örnek bir iman. Örneklik, çok güzel bir örneklik bizim için ve Kur'an'da çok önemli bir şekilde vurgulanıyor. İbrahim'in tek olan Tanrı imanı çok güçlü ve ateşe atılana kadar tereddüt duymuyor. Yani son ana kadar, yani o artık nasıl gerçekleşiyorsa, yani mancınıkla mı atıyorlar, nasıl yapıyorlar, etrafını mı ateşle çevirip tutuşturuyorlar. Yani nasıl yapıyorlarsa o ana kadar İbrahim şüphe duymuyor. Yani Tanrım beni terk etti demiyor. Ve Tanrı'ya olan güveni son ana kadar devam ediyor. Bu gerçekten bizim için müthiş bir örneklik. Güven noktasında, Tanrı'ya güven noktasında nasıl sağlam duruş sergilenirin en muazzam örnekliğini İbrahim bize gösteriyor. Böylece ona karşı plan yapmışlardı. Fakat biz onları başarısız kıldık. İşte burada Tanrı'nın gerçek olan vaadi, sahte olanı yenmiş oluyor. Sahte putlar. Yani o işte 68. ayette tanrılarınızı destekleyin dediği putların hiçbir gücü olmadığını burada görüyoruz. Yani burada ateşi de kontrol eden Tanrı'dır. Onlara bu fırsatı veren, son ana kadar o planı yapmalarına izin veren de Tanrı'dır. Fakat yani dikkat ederseniz 70. ayette bu planı yapmalarına izin veriyor. Plan yapmışlardı. Fakat biz onları başarısız kıldık diyor. Tanrı en nihayetinde onların birer sahte ilahlar, sahte güçler olduğunu ifşa ediyor. Ve böyle bir mucizeyle bize tarihi tanıklık ettiriyor. Yani biz matematiksel olarak kurgulanmış Kur'an'dan bunun tarihi bir gerçeklik olarak okuyoruz. Bunun gerçek olarak, tarihi bir gerçek olarak, somut olarak gerçekleşmiş olması bizim tek olan taptığımız Tanrı'nın
güvenilecek tek güç olduğunun da müthiş örnekliğini görüyoruz. Yani bu İbrahim'in ateşinin yakmaması örnekliği her zaman zihnimizde bizim için bulunmalı. Bu mükemmel güvenliği güvenlikle birleşiyor. Yani Tanrı'nın 6. surenin 81. ayetinde güvenlikten bahsedip İbrahim'e örnek vermesi, benim burada İbrahim'in ateşten dolayı güvenli olduğu kısım aklıma geldi. Argüman olarak oradaki putperestlere göstermiş olduğu bu koruma durumu, bu argüman olduğu ortaya çıkıyor. Biz onu ve Lut'u tüm insanlar için nimetlendirdiğimiz toprağa ulaştırıp kurtardık. Ve biz ona bir armağan olarak İshak'ı ve Yakup'u bahşettik. Ve ikisini de doğru kimseler yaptık. Tanrı bu güven duymasından dolayı İbrahim'i ve ailesini nimetlendiriyor. Ona evlatlar bahşediyor. Buradaki güvenli olma ile ilgili dipnot 21.69'da ve güvenli olmadan serinlik İbrahim'in donmasına neden olurdu. Yani güvenli olmayan serinlik öyle bir sıcaklık veriyor ki Tanrı orada, öyle bir konfor ortamı oluşturuyor ki ne yakıyor İbrahim'i ne de donduruyor. Mükemmel güvenlik. Yani 21.69'un dipnotunda bu mükemmel güvenliği de görüyoruz. Bizim üzerinde incelediğimiz ayetteki işte bu iman edenler, imanlarını puta tapmakta kirletmeyenler için mükemmel güvenlik. Aynı İbrahim örneğinde olduğu gibi ateş yakmaz, serin olur ama öyle bir serin olur ki dondurmaz da mükemmel bir şekilde güvenli bir ortam sağlanır. Devam ediyoruz. İbrahim'in soyundan, onun ne bereketli bir nimetlendirilmiş bir insan olduğu ile ilgili Tanrı'ya olan güvenin sonuçlarını görüyoruz. Yani Tanrı'ya güven ödüllendiriliyor. Bol bol fazlasıyla, lütuflarıyla ödüllendiriliyor. 6.84 Biz ona İshak'ı ve Yakup'u bahşettik. Ve her ikisine de rehberlik ettik. Benzer şekilde ondan önce de Nuh'a da rehberlik etmiştik. Ve onun neslinden Davut'a, Süleyman'a, Eyüp'e, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da rehberlik ettik. Biz doğruları işte böyle ödüllendiririz. Zekeriya'ya, Yahya'ya, İsa'ya ve İlyas'a da, hepsi de doğru kimselerdi. Ve İsmail'e, Elişa'ya, Yunus'a ve Lut'a da. Bunların her birini tüm insanlar üzerine seçip ayırdık. Burada gördüğümüz gibi Tanrı onları çok güzel bir şekilde nimetlendiriyor. Yani burada Tanrı'ya güvenin müthiş bir örnekliğini görüyoruz. Bunun üzerine derin derin tefekkür etmek gerekir diye düşünüyorum. Müthiş ayetler gerçekten. Onların atalarından, soylarından ve kardeşlerinden birçoğunu seçtik ve onlara dosdoğru bir yolda rehberlik ettik. Yani bu insanlar öyle insanlar ki Tanrı tarafından iyi ruhlar atanan insanlar, iyi ruhlar atanan bedenler, iyi ruhlar atanan nesiller, soylar. Tanrı onları iyiliklerinden, doğruluklarından dolayı seçiyor ve onlara doğru yolda rehberlik ediyor. Her gün Fatiha'da Tanrı'dan dilediğimiz şey, nimetlendirdiğin kimselerin yolundan doğru yolda bize rehberlik et diyoruz. Bu doğru yolda giden kimseler, işte bu az önceki ayetlerde saydığımız İbrahim'den başlayıp İsmail, İshak, Yakup, Davut, Süleyman, İsa, Musa gibi elçi ve peygamberler, onların gittiği yollar, rehberlik edilen yol, doğru yol bir tane. Bir tane doğru yol. Tanrı bize doğru yolunda rehberlik etsin, nimetlendirdiği kimselerin yolunda. Yani Tanrı'nın göstermiş olduğu doğru yol tektir, gerçek, hakikat bir tanedir. Ve Tanrı o tek olan doğru yolun üzerinden bizi ayırmasın ve o doğru yolda bize rehberlik etsin. Çünkü bizler tek başımıza bu doğru yolu bulmak konusunda
yetenekli ya da böyle bir meziyete sahip değiliz. Tanrı'nın lütfuna, rehberliğine ihtiyacımız var. Tanrı'nın bize vermiş olduğu tüm iyiliklere ihtiyacımız var. Tanrı'nın lütfu olmadan doğru yolu bulanlar da sapmış olurlardı. Yani Tanrı'nın engin lütuf ve rahmeti, merhametinden dolayı insanlara rehberlik etmesinden dolayı o insanlar kurtuluyor. Yani burada en nihayetinde kendi egomuza ya da rehberlik edilenlerin egolarına düşen hiçbir pay yok. Her şeyi Tanrı yapar. Peki biz bu güvenlikle ilgili günümüzde bu güvenliğin, yani bizim anladığımız kadarıyla şu anda Tanrı tarafından bize vaat edilen güvenliğin ne olduğunu bakalım. Yani İbrahim örnekliğinden gittik. Bu güvenlik aslında şunları da tamamlıyor. Biliyoruz ki mükemmel güvenlik, mükemmel mutluluk, mükemmel refah, bunların hepsi Tanrı tarafından imanlılar için bu dünyada bir vaat. Bunu hatırlatmak istedim. Mükemmel mutluluk şimdi ve sonsuza dek. Kesinlikle Tanrı dostlarının korkacakları hiçbir şey yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdi. Ki onlar iman eden ve doğru bir hayat sürenlerdir. Onlar için mutluluk hem bu hayatta hem de ahirettedir. Bu Tanrı'nın değiştirilemez yasasıdır. Gerçek zafer işte budur. Yani bu 10. surenin 62 ve 64. ayetlerinde Tanrı'nın bizler için vermiş olduğu söz, yasa gerçekten çok kuvvetli, çok güçlü. Hiçbir sigorta şirketinin, hiçbir dünyevi gücün, hiçbir şeyin sağlayamayacağı mükemmel mutluluğu vaat eden bir Tanrımız var. Hem de bu dünyada. Bize bugüne kadar bilgi kirliliğinde öğretilen, ne kadar çok bu dünyada eziyet çekersen ahirette o kadar güzel mevkilere gelirsin diye. Yani başına bir hastalık, bir musibet geldiği zaman bunu şu an zihinleri yanlış, Kur'an algısı tarafından şekillenmemiş insanlar ya da şeytanın kararlarında olanlar. Çünkü şeytan Tanrı'nın bu vaadini gerçekleştiremez. Bu Tanrı'nın vaadidir. Mükemmel mutluluk Tanrı'nın vaadidir. Şeytanın vaadi ise bir illüzyondan fazlası değildir. Geçicidir. Toprak olmaya, toz olmaya mahkumdur. Gerçek değildir, sahtedir. Bu şeytanın vaadidir. Ancak Tanrı'nın vaadi gerçek. Bu dünyada hemen burnumuzun dibinde. Yani ölmeyi beklememize gerek yok. Bu muhteşem bir haber. Muhteşem bir müjde. Kur'an'da ki bu müjdeyi şeytan görmememiz için yıllarca saklamış. Bu ayetler hep orada duruyordu. Ancak onu okuyan bir elçi gelene kadar biz bu ayetlerin farkına varamadık. Çünkü Tanrı'ya inandığını iddia eden insanlar gerçekten Tanrı'ya inanmıyorlar. Tanrı'nın bu vaadine güvenmiyorlar. Hayatlarında hastalık, kötülük eksik olmadığı için, şeytanın kararlığında olduğu için ve şeytan beceriksiz bir varlık olduğu için onların vatandaşlarını mutsuz ediyor. Onlara mutsuzluk veriyor. Geçici mutluluklar hariç. İşte Kur'an'da da çok örneği vardı. Kayanın üstündeki toz gibi. Bir yağmurda kaya çıplak bir şekilde kalıyor. Ama imanların örneği verimli bir toprak gibi. Yağmur yağdığı zaman taneleri bol bol meyveler verir. Bu Tanrı'nın gerçeğidir. Bizler ya gerçek olanı seçeceğiz, yani tek olan Tanrı'yı ve krallığını seçeceğiz veyahut şeytanın sahte illüzyon dünyasına dahil olacağız. Şeytanın sahte illüzyon dünyasında sonsuzun karşısında sıfır ve değersiz olan geçici anlık mutluluklar ve ardından eziyet, Tanrı'nın krallığında şimdi ve sonsuza dek mutluluk, herhangi bir hastalık, virüs, kötülük, baş ağrısı, hiçbirisi yok. Bunu ilk işittiğimiz zaman
bunun Kur'an'da olduğunu öğrendiğimde, bunu ilk işittiğimde inanılmaz gelmişti. Yani bu hepimize olmuştur. Yani nasıl, yani nasıl baş ağrısı olmaz? Alışmışız çünkü. Yani haftada 3 gün, 2 gün neyse, kişiden kişiye değişir tabii bu, ama bu artık hayatın bir parçası haline gelmiş. Hayattan ayrılmayan bu bu tür şeylerin artık yaşanmayacağını söyleyen birisi geldi ve dedi ki başınız artık ağrımayacak. Nasıl yani dedik. Bu inanılması şeytanın krallığında olan birisi için. Bizler şeytanın krallığındaydık. Tanrı bizi Tanrı'nın krallığına dahil etsin dilerim. Hiç ayırmasın. Yani bizi şeytanın yanında bırakmasın hiçbir zaman. Çünkü muhtacız. Tanrı'ya her an muhtacız. Aciz ve güçsüz varlıklarız. Bunun bilincinde olmamız lazım. Bunu duyduğumuz zaman çok şaşırdık. Çok şaşılası bir bilgiydi. Ancak hani bunu Kur'an'da derken, yani Kur'an'da görünce gerçekten bu vaadin Tanrı tarafından verildiğini de duyunca, yani muhteşem bir şekilde diyorsun ki yani bunu nasıl görmemişiz? Nasıl burnumuzun dibindeki bu ayetleri anlamamışız? İşte Tanrı bunun için nimet, bizleri nimetlendirmek, müjdelemek. Yani mesela elçilerin en önemli özelliği müjdeciler ve uyarıcılardır. Kur'an'ın içinde olmasına rağmen bu müjdenin farkında olmayan insanlardık biz. O yüzden elçi gelir, Kur'an'ı okur ve insanlara müjdeyi verir ve uyarır. İşte başınıza şu felaketler gelecek eğer Tanrı'ya tapmazsanız. Eğer puta taparsanız hastalıklar, kötülükler eksik olmayacak. Hem bu dünyada hem ahirette. Ahirette 8. evrende Tanrı'dan en uzak noktada kendini Tanrı zanneden birçok ruhun içinde yaşamaya çalışmak kadar kötü bir şey. Yani hiçbir şeyi yönetemeyen, mesela şöyle düşünüyorum kimi zaman. Tanrılık iddiasında küçük t ile Tanrılık iddiasında bulunan şeytanın geçici egemenlik alanı olan bu dünya da bu kadar çok kötülük, bu kadar çok savaş, hastalık, insanlık tarihi boyunca artık netleşti, bunu gördük. Bunu yapamayan ve hala daha bunu yapabileceğini iddia eden bir varlık ve onun gibi düşünen milyarlarca varlık ve bunların hepsinin hiçbir gücü yok, hiçbir yönetim gücü yok, kapasitesi yok, yeteneği yok ve Tanrı'nın en uzak yerde yaşamlarını devam ettirecekler. İşte bu cehennemin kendisi oluyor. Bu yönetilemeyen, bu kötülükle dolu alan. Çünkü ilk 2. surenin 30. ayetinde Tanrı ben yeryüzüne bir temsilci atıyorum dediği zaman melekler karşı çıktılar. Kötülük yayacak ve kan akıtacak birini mi atayacaksın dediler. Çünkü Tanrı'nın buyruklarına uymadan hareket eden her ne varsa kötülük ve kan akıtmaya mahkumdur. Kötülüğe maruz kalmaya mahkumdur. Çünkü Tanrı'nın krallığından çıkmıştır. Meleklere Tanrı sizin bilmediğinizi bilirim diye cevap verdi. En nihayetinde kurtarılmayı hak eden ruhlar vardı o insanların içinde. Buradan dediğim gibi gerçek olan Tanrı'nın krallığı, sahte olan şeytanın krallığı. Tanrı'nın krallığında mükemmel mutluluk, mükemmel sağlık, mükemmel refah var. Aynen İbrahim'de olduğu gibi Tanrı ateşle burun buruna gelmesine rağmen İbrahim'i ateşin yakmaması kadar esaslı bir mucizeyle onu kurtarıyor. Tanrı bize bu anlayışa kavuşmamızı nasip etsin. Onun krallığında sürekli hiç çıkmadan krallığında daimi olarak kalmayı sonsuza kadar hem bu dünyada hem de ahirette kalmayı nasip etsin. Çünkü şunu anladığımız zaman Tanrı'nın krallığında hem bu dünyada problem yok hem ölüm anında problem yok. Hatırlarsanız inkarcılarla imanların ölümü bir olur mu diye bir ayet vardı. İmanlılara melekler hoş geldin derken imansızlara, inkarcılara döverek, acıtarak canlarını alacaklar. Ölümleri de yaşamları da aynı olmuyor. Yani bu muazzam bir şey. Yani bu farkındalığı bize gösteren Tanrı'ya övgüler olsun. Hem bu dünyada hem ölüm anında
hem de ahirette mükemmel mutluluk. Ve bir daha ölüm yok. Yani o ölüm anı bedenin, ruhun bedenden terk etme anı olan ölüm. Yoksa ruhun ölmesi değil. Ruhun direkt bir zamanlar Adem ve Havva'nın yaşadığı cennete geçmesi. Yani şeyi görebiliyor musunuz? Ruhun yaşamış olduğu şu dakikadan itibaren 12 Aralık 2020 tarihinden itibaren şu saniyede karar verip tövbe edip krallığa girdiğinizde ölümünüz de dahil sonsuza kadar hiçbir acı, hiçbir kötülük görmeden sonsuza dek yaşayabiliyorsunuz. Bu muazzam bir şey. Ve bunun tutarlılığını görmek çok etkileyici. Ölüm anında mesela biz her ne kadar dediğim gibi şeytanın vaadi kötülük ve hastalık olduğu için işte ne kadar acı çekersen o kadar karşılığı olacak. Adam imanla ama gene de ölürken acı çekiyor. İşte kıyamet anında korkuyor, kabir azabı çekiyor ama bir şekilde en sonunda cennete gidiyor falan. Böyle bir şey Kur'an'da yok. Yani Tanrı'nın krallığında şu andan itibaren mutluluk var. Bunu kavramak müthiş bir müjde. Refah, güvenlik, sağlık. Her insanın yakalanması en zor hedeflerinden biri de mutluluktur. Kur'an bu hayatta ve sonsuza dek mükemmel mutluluğu elde etmenin sırrını ortaya çıkarmaktadır. Şu cümledeki şu muazzam bilgiyi görebiliyor muyuz? Yani insan ne için yaşıyor? Mutlu olmak için yaşıyor. Ve Kur'an bu hayatta ve sonsuza dek bize mükemmel mutluluğun sırrını veriyor. Ve bunu anlatması için bir elçi gönderiyor. Tanrı yüceltilsin. Yani o bize merhamet ediyor. Bizi kurtarmak istiyor. Ve kurtarmak istediği için de bu bilgileri bize gönderiyor. Yani bunu kanıtla birlikte yapıyor. Bizi zanna da bırakmıyor. Bu muhteşem bir şey. Çok güzel. Tanrı'ya övgüler olsun. Kur'an'dan mutluluğun ruhun özel bir niteliği olduğunu öğreniyoruz. Nitekim arzuladığı tüm maddi kazançları, para, güç, şöhret ve benzeri elde eden bir beden genellikle mutsuz bir insana aittir. Mutluluk ruhun, yani gerçek kişinin elde ettiği büyüme ve gelişme derecesine bağlıdır. Kur'an beden ve ruh için hem bu dünyada hem de ebedi ahirette mükemmel mutluluğa doğru olan detaylı bir harita sunmaktadır. Bu kanıtlanmış ahit boyunca sayısız ayette Tanrı şahsen imanlıların mutluluğunu şimdi ve sonsuza dek garanti etmektedir. Müthiş bir haber bu. Müthiş bir müjde. Bu müjdeye 4 kolla, 4 elle, ayakla tüm benliğimizle sarılmamız gerekiyor. Doğru bir hayat sürüp Tanrı'ya iman etmemiz gerekiyor. Puta tapmadan, bütün putları yıkarak, hayatımızdaki bütün putlara karşı en sert tavrı göstererek, hiçbir şekilde taviz vermeyerek, Rabbim bizi şeytanın fısıltılarından, onun yanında olmaktan korusun dilerim. Ahirette mükemmel mutluluğa olan detaylı harita elimizde ve bu harita matematiksel olarak kanıtlanmış. Tanrı'nın rahmeti, merhameti, lütfu o kadar büyük ki, o kadar güzel ki, sistemi müthiş. Bizi bırakmıyor yani, bizi terk etmiyor. Bizi terk etmeyen Tanrı'ya övgüler olsun. Para, güç, şöhret, dünyevi dediğim gibi biraz uzatıyorum ama şeytanın vaatleri, illüzyon olan şeyler maddiyata, yani beden giysisine bağlı olduğu için beden mutsuzluk demektir. Çünkü beden yaşayacağı sene maksimum 100 sene. Yani bu da çok uç bir nokta. Ve zaman içinde öldükten sonra toprak olacak bir şey. Ve yatırımı insanlar genelde buna yapıyorlar. Ve bu hazın ve mutluluğun bir sınırı beden ölçüsünde olduğu için, belli bir kapasitesi olduğu için bir yere kadar İnsanlar bunu alabiliyorlar ve dediğim Kur'an'ın verdiği örnek gibi taşın üstündeki toprak gibi çorak bir şekilde kalıyor. Ama ruh öyle bir şey ki biliyoruz ki büyümesinin sınırı yok. Yani bunu hani benzet, teşbihte hata olmasın, vücut geliştiren insanlar olur. Hani bir yere kadar o vücutlarını kaslandırabilirler. Ama ruh öyle değil. Ruh şehirler, ülkeler, evrenler, yani bunun sınırı yok. Ruhu geliştirmek için ne kadar çok Tanrı'yı anarsak, ne kadar çok ibadet pratiklerini yerine getirirsek,
Ne kadar çok Tanrı'nın buyruklarını takip edersek ruhumuz o kadar büyük olur ve bizler o kadar mutlu oluruz. O kadar çok Tanrı'nın krallığına ve ona yakın evrenlere dahil oluruz. İnşallah bu fırsatı hayatımız boyunca her nefes aldığımız anda iyi bir şekilde değerlendirip hayatımızı tamamen ruhu geliştirme odaklı sürdürmemiz gerekiyor. Ruhumuza zarar verecek her türlü iş ve eylemlerden, boş işlerden yüz çevirmemiz gerekiyor. Ruhu beslemediğimiz her an bizler için kayıp. Yani o yüzden hep ne yapıyorsak Tanrı'ya tapmak için, yani en nihayetinde Tanrı'nın buna ihtiyacı yok. Kendi iyiliğimiz için bunu yapmalıyız. Ayetlere devam edelim inşallah. 6.88'de kaldık. İşte böyledir Tanrı'nın rehberliği ki kullarından kimi seçerse ona bununla rehberlik eder. Onlardan herhangi birisi putperestliğe düşmüş olsaydı onların işi, o işleri boşa çıkardı. Şimdi Tanrı rehberlik ettiği insanlardan bahsetti. Belli örneklikler verdi Kur'an bize. Elçileri ve peygamberleri anlattı. Ve bu insanlar iyi insanlar. Tanrı diyor ki onlar puta tapsaydı onların işleri boşa çıkardı. Yani bu çok büyük bir şey. Yani bu dünyadaki varlık amacımızı ortaya koyan şey. Dünyada ne kadar iyi olduğunu düşündüğümüz hangi dünyevi aktivite varsa. Çok yardımsever, çok işte şöyle böyle, çok iyi bir insan. Ama puta tapıyor. Hiçbir faydası yok. Bunu Kur'an'dan anlıyoruz. Kur'an yasa kitabı ve Kur'an bize bu ayrımı net bir şekilde veriyor. Bunun hani esneyebilecek hiçbir alanı yok. Hani puta tapıyor ama iyiydi ama kurtuldu gibi bir Kur'an'da hiçbir yasa yok. Yani burada çok net. Peygamberler de, elçiler de dahil, mesajı getirenler de dahil, putperestliğe düşmüş olsaydı onların işleri boşa çıkardı. Yani kurumuş yapraklar gibi toz toprak olurdu. Yapılan tüm işlerin boşa çıkması. Korkunç bir şey. İşte bu korkunç şeyden kaçınmamız için bizim hep hayata bakış açımız, odağımız putlaştırmama adına, Tanrı'yı birleme, Tanrı'yı tek olan Tanrı'ya tapma odaklı. Her işimiz bu eksende yürümeli. Ne iş yapıyorsak. Hiç önemi yok. 7-24 her an bütün yaptığımız işlerde Tanrı'nın, tek olan Tanrı'nın birliği üzerine. Çünkü biliyoruz ki Tanrı ne diyordu? Ben cinleri ve insanları sadece bana tapsınlar diye yarattım. Yani biz dünyada kurtarılmak için buradayız. Tanrı'ya taptığımızı göstermek için, ilk günahımızı kınamak için, yapmış olduğumuz yanlış seçimden, kararsızlığımızdan geri dönüp Tanrı tarafından kararımızı vermemiz için buradayız. Bu kararı verdiğimiz anda sonsuz kurtuluş. Yoksa zaten diğer taraf işlerin boşa çıkması oluyor. Peki burada altını konu başlığı olarak açacağım kısım işlerin boşa çıkması. Yani ne olduğunda işler boşa çıkıyor. Bunlardan kaçınmamız için bu başlık altından devam edelim inşallah. Birincisi puta tapmak en temel. Şimdi bu benim başlığım. Yapılan işlerin boşa çıkması başlığı altında ayetleri inceleyeceğiz. Biz de Musa'ya değneğini yere at diye esinledik. 7. surenin 117. ayeti. Bunun üzerine o uydurdukları ne varsa hepsini yuttu. Hakikat uzmanlar tarafından tanındı. Böylelikle hakikat üstün geldi ve yaptıkları her şey boşa çıktı. Bir de bu işin şu boyutu var. Tabii buna da değinmek istedim. O yüzden bu ayetleri aldım. Gerçek olan her zaman sahte olanı üstün gelecektir. Sahte olan her zaman yok olmaya mahkumdur. Şeytanın bugünkü geçici krallığı yok olmaya mahkumdur. Onun vaatleri geçicidir, yok olmaya mahkumdur. Ancak hakikat her zaman sahte olanı yener. Burada da hakikatin uzmanlar tarafından tanınıp sahte olanı yenmesi Musa'nın mucizesi örnekliğinde karşımıza çıkıyor. Yani değneğini yere atıp onun uydurdukları ne varsa hepsini yutuyor. Biz biliyoruz ki gerçek olan üstün gelecektir. Tanrı'nın gerçek olan vaatleri, gerçek olan bilgileri üstün gelecektir. Onların sözleri ne kadar süslü olsa da, ne kadar gösterişli olsa da onlar boş kütük gibidirler. 747
vahiylerimizi ve ahiret buluşmasını reddedenler var ya, onların işleri boşa çıkmıştır. Onlara sadece işlediklerinin karşılığı verilmiyor mu? Tanrı'nın bu şekilde sorular sorması çok muazzam bir şey. İkinci şey, vahiyleri ve ahiret buluşmasını reddedenler. Yani Tanrı'nın göndermiş olduğu elçileri, kitapları reddedenler, kabul etmeyenler. Bunlar rehberlik edilmeyen insanlar ve işte Tanrı'nın bu az önce bahsettiğim mükemmel müjdelerinden ve bilgilerinden mahrum kalan insanlar. Ve bu bilgiden mahrum kalan insanlar, evet, yaptıkları işlerde boşa çıkıyor haliyle. Yani burada da bu bir yapılan işin sonucunun bir sorusu soruluyor. Onlara sadece işlediklerinin karşılığı verilmiyor mu? Tanrı adildir. Tanrı merhametlidir. Hiçbir insanı cehenneme koymaz ama insanlar ve cinler cehenneme gitmekte ısrar ediyorlar. Bu gerçekliği iyice anlamamız lazım. Yani egomuzu tamamen öldürüp tamamen mutlak bir şekilde tek olan Tanrı'nın otoritesini kabul etmemiz gerekiyor. Yani en ufak bir isyan kırıntısı da varsa ruhumuzda bunu öldürmemiz gerekiyor. Bunun için de işte formül belli, doğru bir hayat sürüp gün içinde en çok Tanrı'yı anmak, ibadet pratiklerini yerine getirmek. Yine bu başlık altında 11. sureden ayetler pasaj kısmında okuyacağım. Kur'an taklit edilmesi imkansız. Eğer o Kur'an'ı o uydurdu derlerse onlara de ki o halde bunun benzeri uydurulmuş 10 sure meydana getirin. Ve Tanrı'dan başka kimi davet edebilirseniz davet edin. Eğer doğru sözlüyseniz. Eğer meydan okumanızı yerine getiremezlerse o zaman bilin ki bu Tanrı'nın bilgisiyle vahyedilmektedir. Ve ondan başka Tanrı yoktur. Artık teslim olacak mısınız? Bu dünya hayatını ve onun maddi gösterişlerinin peşine düşenlere bu hayattaki işlerinin karşılığını en ufak bir azalma olmaksızın ödeyeceğiz. Ahiretteki paylarını bırakanlar onlardır. Ve sonuç olarak onların nasibi cehennemdir. Tüm yaptıkları boşa çıkmıştır. Yapmış oldukları her şey geçersizdir. Tanrı katında Tanrı'ya puta tapılarak yapılan her iş geçersiz. Ne iş yapıyorsan yap. Dünyada en güzel, yani insanlar tarafından en iyi olarak görülen bir şey de yapıyor olsan, eğer puta taparak öldüyse o ruh, yaptığının Tanrı katında bir karşılığını göremeyecek. Çünkü biliyoruz, artık öğrendik, ruhla alakalı bir şey. Ruhu büyütmediği için orada ruhun büyüklüğüyle karşılaşacağından dolayı ahirette bedenle ve dünyayla olan her şeyi terk edip gideceği için kendisini göreceği şey ruhunun küçüklüğü olacak. Bu da kişinin cehennemi olacak. Burada biraz Kur'an'ın taklit edilememesiyle ilgili hemen küçük bir parantez açacağım. Tanrı'nın burada büyük bir meydan okuması var. İkinci surenin 23. ayetindeydi sanırım. Eğer bu Kur'an hakkında bir şüpheniz varsa bunun bir benzerini, bir sure meydana, buna benzer bir sure meydana getirin. Eğer doğru sözlüyseniz, bunu yapamazsanız ki bunu asla yapamazsınız, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden sakının. Buradaki ayetteki meydan okumanın bizler artık Kur'an'ın matematiksel mucizesi yönü olduğunu biliyoruz. Çünkü edebi mucizeye meydan okunduğunu biliyoruz. Ancak matematiksel mucize taklit edilmesi imkansız. Tanrı'nın böyle bir mucizeyle Kur'an'ı organize etmesi ve yapılamayacak olması, bunun benzerinin getirilemeyecek olması müthiş bir şey. Yani bunu getiremiyorsan o zaman cehennem ateşine, yani cehenneme razı olmalısın diyor Tanrı. Yani bunu kabul etmelisin. Bu ya böyledir ya bu matematiksel mucizeye boyun eğersin, teslim olursun ve sadece tek olan Tanrı'ya taparsın ya da ısrar edersin, ayak diretirsin ve sonunda cehenneme gidersin. Bunun ortası yok. Yani bunu net bir şekilde ayrımını yapıyor. Bu ayetlerde de görüyoruz. O ikinci suredeki ayetlerdeki gibi burada da aynı şekilde, eğer Kur'an'ı o uydurdu derlerse onlara de ki o halde bunun benzeri uydurulmuş 10 sure meydana getirin ve Tanrı'dan başka kimi davet edebilirseniz davet edin, eğer doğru sözlüyseniz. O ikinci surede de aynı şekilde Tanrı'nın dışında
başkalarını da çağırın. Tanrı'ya karşı putlarınızı da çağırın diye söylüyordu. Yani Tanrı'ya karşı bütün güçleri de seferber edilse böyle bir kurgu ortaya konamaz. Bugün kardeşimle konuşurken çok güzel bir örnek verdi. Şimdi burada ondan bahsedeyim. Bahsedecekti kendisi ama inşallah kendisi de bahseder. Edebiyat da benim çok ilgi alanım değil ama edebiyatta ece ölçüsüyle yazılan şiirler varmış. Ve bu şiirde işte 6 mısra, 7 mısra, işte 1. mısra 11 hece ölçüsü, 2. mısra 11, 3, 11, 4, 11 ve 5, 11 olduğu zaman bu şiiri okuyan birisi bu hece ölçüsünün, bunu yazan şairin hece ölçüsünü kasıtlı olarak kullandığını, aklı başında her insanın bu sonuca ulaştığını söylemişti. Yani birisi de kalkıp da bu hece ölçüleri, ya bunu yazan şair bunu düşünmemiştir. Burada hece ölçüsü yoktur. Bu tamamen tesadüftür demez dedi. Yani bu muhteşem bir şey bence. Böyle bir şey dese birisi, ya hadi sen bir psikoloğa görün derler. Kaldı ki buradaki 5-6 sözdeki, kıtadaki her neyse 11'li hece ölçüsü olasılık olarak Kur'an'daki matematiksel mucizenin yanında bir hiçtir. Bir hiçbir şey. Yani bir Kaf suresindeki kafların 57 kere olması, Ayn Sin Kaf'taki kafların 57 olup 114'ü tamamlaması, Besmele'nin 19 harf olması, içindeki kelimelerin Kur'an'da 19'un katı şeklinde geçmesi, bu muhteşem örgü az önce verdiğim örneğin yanında solda, o örnek Kur'an'ın mucizesinin yanında solda sıfırdır. Her nedense Kur'an konusu olunca buna numeroloji, tesadüf, büyü, sahte demek insanların kolayına geliyor. Belki de bunun olması ilahi şeyin gerçekliğini gösteriyor. Çünkü Kur'an rehberlik edilmeyenlerin mühürlendiğini söylüyor. Biz bunu görebiliyoruz. Yani net bir şekilde görebiliyoruz. Bunu yapmak lazım. Evet. Yani birini önce tam bilmiyorum nedir o hece ölçüsü ama o hece ölçüsüne sahip bir şiiri okutmak lazım. Önce Kur'an'dan önce o mucizeyi göstermeden önce. Bak kardeşim bunu bir oku. Evet. Evet. Bunu burada tesadüf mü? Deyip evet tesadüf demeyeceğine göre bundan çok çok mükemmel bir şekilde kurgulanmış olan matematiksel mucizeye kayıtsız kalmamak adına bu iki örnek benim çok hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşmak istedim. Yapılan işlerin boşa çıkması. Evet, 49. surenin 2 ve 3. ayetlerini aldım. Ey iman edenler, sesinizi peygamberin sesinin üzerine yükseltmeyin. Ona birbirinize bağırdığınız gibi bağırmayınlar. Yoksa siz farkına varmadan işleriniz boşa çıkar. Şüphesiz Tanrı'nın elçisinin yanında seslerini kısanlar, kalpleri tarafından doğruluk üzere olmaya hazırlanan kimselerdir. Onlar bağışlanmayı ve büyük bir karşılığı hak etmişlerdir. Buradaki 2 ve 3. dipnotları okuyacağım. Ne zaman peygamber kelimesi yani nebi kelimesi Muhammed'e atıfta bulunsa sürekli olarak onu yaşamı sırasında kasteder. Ölümünden sonrası değil. Açık bir şekilde artık o öldüğü için sesimizi Muhammed'in sesinin üzerine yükseltmemiz mümkün değil. Ayrıca 33-56'ya bakınız. Evet, buradaki emir peygamberin sesi olduğu için, peygamber yaşamadığı için bu emri, bu emir onun hayatı boyunca geçerli. Ancak 3. ayette bunu genelleştiren bir ifade var. Artık bu elçi kalıbına sokulmuş 3. ayette. Buna dikkat etmek lazım. Buna dikkat çekmek istedim aslında. Tanrı'nın elçisinin yanında. Şimdi Muhammed peygamber son peygamber ancak elçi kıyamete kadar gelebilir. Ve işte bu 2 ve 3 ayetlerini birlikte düşündüğün zaman aslında bu emir halen geçerli. Yani yaşayan bir elçi olduğu sürece tabii ki. Kıyamete kadar geçerli olacak bir şey. Üçüncü ayetin dipnotunda da elçiye saygı duymak yabancıların ve ziyaretçilerin Tanrı'nın mesajına gelmelerine yardımcı olur. Bu bana siz izlemeyenler varsa Reşat Halife'nin videosu vardı. Orada elçiye olan saygıdan bahsederken yapılan işlerin boşa çıkmasından bahsediyordu antlaşma elçisi.
Yani sesini yükseltmenin, dışarıdan gelecek bir mescide gelecek birinin o mesajın ortamının kötü gördüğünde o insanın hayat boyu vereceği bir kararı etkileyeceğinden, yapılan bütün işlerini boşa çıkaracağı ile ilgili bir konuşması vardı. O konuşmasının da işte bu ayetlerle olan bağlantısını görüyoruz burada. Yani yapılan işin boşa çıkması ile ilgili bağlantıyı burada inşallah görebilmişizdir. Mesaja zarar verebilecek herhangi bir şey diye bunu genelleyebiliriz. 39-65 Sana ve senden öncekilere vahyedildi ki eğer puta tapma suçunu işlersen tüm yaptıkların boşa çıkar ve kaybedenlerle birlikte olursun. Bu nedenle yalnızca Tanrı'ya tap ve minnettar ol. Puta tapmak tüm işleri boşa çıkarır başlığı altında bu ayetler var. Bu konunun başında da söylediğimiz gibi puta tapmak tüm işleri boşa çıkarıyor. Neden? Ayetin devamında cevabını Rabbimiz veriyor. Onlar Tanrı'nın büyüklüğü başlığı altında. Onlar Tanrı'nın büyüklüğünü asla idrak edemezler. Diriliş gününde tüm yeryüzü onun avucundadır. Doğrusu evrenler onun sağ elinde dürülmüştür. Ona yücelik olsun. O herhangi bir ortağa ihtiyaç duymanın çok ötesindedir. Tanrımız öyle büyük bir Tanrı ki onun büyüklüğünü idrak edemiyoruz. Onun büyüklüğünü ancak böyle bir ayetle ancak böyle düşünebiliyoruz diye tefekkür edebiliyoruz. Yedi evreni avucunun içinde tutan bir Rabbimiz var. Peki tek olan Tanrı'nın yanında işte bu yanına eşler koşmanın, ona senin de gücün var, benim de gücüm var, onun da gücü var, ben yaptım, sen yaptın, onlar yaptılar diye kurduğumuz cümlelerin bu büyüklüğün yanında hiçbir anlam ifade etmediğini ve ne kadar saçma olduğunu görebiliyoruz. Yani bu saçmalığın sonucunda da o saçmalıkla yapılan işlerin de boşa çıkması gayet doğal. Yani doğal sonucu, yani nasıl diyeyim, mantıklı sonucu. 1 artı 1, 2 gibi bir şey olmuş oluyor. Bu yüzden Tanrı'nın büyüklüğünü ve Tanrı'yı gereği gibi takdir edebilenlerden olmayı dilerim hepimiz için. Evet, şimdi daha farklı bir konuya geçiyoruz sanırım. 6.89 Onlar kendilerine kutsal yazı, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdi. Eğer bu insanlar inkar ederse onların yerlerine başkalarını getiririz ve bu yeni insanlar inkarcı olmayacaktır. Tanrı belli nesillere, belli insanlara, topluluklara kitap, hikmet, peygamberlik veriyor. Tanrı'nın bu insanların imanlarına ihtiyacı yok tabii ki. Tanrı için o nesilleri yerine bambaşka nesiller getirmesi çok kolay. Bunu kendimiz için de düşünebiliriz. Tanrı bize kutsal yazı, hikmet, peygamberlik, elçi, kanıt bunların hepsini verdi. Tanrı esirgesini inkar edersek, yani Tanrı için bizim yerimize imanlı ruhlar ataması çok daha kolay. Yani çok iyi nesiller getirebilir, iyi nesiller ortaya çıkarabilir Tanrı. Bizler umarım o iyi nesiller arasındayızdır. Bunlar Tanrı tarafından rehberlik edilen kimselerdir. Sen de onların adımlarına yönlendirileceksin. De ki sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Bu ancak tüm insanlar için bir mesajdır. Buradaki rehberlik edilmenin ve doğru yolun lineer çizgisi anlatılıyor. Yani seni de onların adımlarına yönlendirileceksin demek. Adem'den bu yana Adem, Nuh, İbrahim, İsmail, İshak gibi Tanrı'nın tek olan mesajını savunan elçi ve peygamberlerin aynı mesajı verdiğini burada görüyoruz. Bu mesaj tüm dünyaya olan bir mesaj ve bu mesajı getiren kişilerin hiçbirisi Tanrı'dan ücret istemiyor. Bu insanlara bir mesaj, tek olan Tanrı'ya tapın, kadim mesaj, tek yol, değişmez yol, sapmaz yol, gerçek yol. İşte bu yol Tanrı tarafından rehberlik edilen yol. Yani başka yollar değil, tek yol var. Ve sen de bu yola yönlendirileceksin diyor Tanrı. Farklı bir yola değil yani. Bizler de işte bu tek olan Tanrı'ya tapma yoluna
girmemiz için Kur'an'a sıkı sıkıya sarılmamız, bu mesaja sıkı sıkıya sarılmamız gerekir. Tanrı'nın dünyaya mesajı. Onlar asla Tanrı'yı takdir edilmesi gerektiği gibi takdir etmediler. Nitekim Tanrı herhangi bir insana herhangi bir şeye vahyetmez dediler. De ki, o halde Musa'nın insanlar için ışık ve rehberlik getirdiği kutsal yazıyı kim vahyetti? Onun birçoğunu gizlediğiniz halde duyurmak için onu kağıda yazıyordunuz. Size daha önce hiç bilmedikleriniz öğretildi. Size de atalarınıza da. Onu vahyeden Tanrı'dır de. Ardından bırak onları gafletlerinde oynaya dursunlar. Burada Tanrı'nın gereği gibi takdir edilememesi konusu beni etkilemiştir hep. Tanrı'nın üzerine ne kadar çok düşünürsek, ne kadar çok tefekkür edersek, onun harikalıklarını ne kadar çok zihnimizde canlandırırsak, ona olan hayranlığımız, sevgimiz, ona olan tapınmamız, daha derin saygımız artacaktır. İnsanlar dinlerini sosyal birer statü ya da sosyal birer etkinlik haline getirdikleri için Tanrı'yı gereği gibi takdir edemiyorlar. Yani Kur'an'da genel problem olarak da bu var. Yani dinlerini oyun ve eğlence haline getiriyorlar. Bu ciddi bir konu. Bu en temel konu. Tanrı'yı gereği gibi takdir edebilmek. En baş sıraya yazmamız gereken konu. Yani Tanrı'yı anlamak. Onu da işte bize anlatıyor, nasıl tanıtıyorsa kendisini, o şekilde tanımak. Onun bize kendini anlattığı şekliyle tanımak. Bismillahirrahmanirrahim. En lütufkar, en merhametli olan Tanrı'nın adıyla. Tanrı hemen Kur'an'ın başında kendini bize anlatmaya başlıyor. Bu şekilde onu anlamak. Onun isim ve sıfatları üzerine uzun uzun düşünmek, tefekkür etmek, yaşamak. Ruhumuza bunu işlemek. Yani bu hayattaki varlık amacımız. Çünkü biz buraya bir eğitim, ruhumuzu geliştirme ve tekrar krallığa dönme amacıyla geldik. Burada ne kadar Tanrı'yı gereği gibi takdir edersek o kadar başarılı olacağız. Burada ilginç, yani şöyle bir benzetme yapacağım. Kutsal yazı alan Yahudiler Musa'ya vahiy gelmesine şaşırmıyorlar. Tanrı'nın sistemi gereği az önce bir önceki ayette sen onların adımlarına yürütüleceksin, onların adımlarına döndürüleceksin derken tek bir yol olduğundan bahsetmiştim. Tanrı Musa'ya vahiy vermişken, kitap vermişken neden başka birine bunu yapmasın? Yani onlar şunu diyor ki Tanrı, yani böyle bir vahiy gelmez, yani olmaz. Çünkü onlar geçmişte olan kadim bir şeyi takip etmek insanlığa, insan psikolojisine sanırım daha kolay geliyor. Yani atalar dini dediğimiz şey. Hani şimdi kökleşmiş bir olgu var adamların hayatında. Tevrat var, Yahudilik var, Musa var. Çünkü çocukluğundan beri bu anlatılıyor. Ve yeni bir vahiy ile karşılaştığı zaman bunu reddediyor. Bu da onun, o kişinin aslında gerçekten Tevrat'ı ve Musa'nın mesajını değil, atalarının kadim geleneğini takip ettiğini gösteriyor. Burada bir turnusol kağıdı örneği açığa çıkıyor. Eğer gerçekten mesajı takip eden bir, şimdi bizim boyutumuza geçeceğim. Gerçekten mesajı takip eden bir Yahudi, Tevrat'ı takip eden, Musa'nın öğretilerine inanan bir Yahudi, Kur'an'ın mesajını gördüğünde bunun vahiy olduğunu anlar, bunu kabul eder. Tanrı böyle bir şey vahyetmez demez. Şimdi buradan yola çıkarak bizler de doğduğumuz topraklarda, coğrafyada hep işte Kur'an'ın Allah katından geldiği, Tanrı'nın mesajı olduğu, Muhammed Peygamber'in son peygamber olduğuyla büyüdük, büyütüldük. O mesaja çok alışkınız. Bu mesajı içselleştirdik. Bunu kabul etmek kolay. Yani bu vahiy oldu, bunu kabul ettik. Ama Tanrı'nın yeni bir elçi göndermiş olması ve onunla Kur'an'ı okuması konusu insanların hemen reddettiği bir şey haline geliyor. Aynı bu duayette anlatılan şey işte. Aynı Yahudilerin yaptığı şey. Tanrı bir şeye vahyetmez. Böyle bir elçi gelmedi. Bir daha elçi gelmeyecek. İşte Yusuf'tan sonra elçi gelmeyecek diyenlerin örneği gibi. Yerleşmiş, toplum içine yerleşmiş, nüfuz etmiş, kemikleşmiş bir olguyu kabul etmek, atalar dini, bu kolay.
bu konuda samimiyetimiz sınanıyor aslında. İnsanların gerçekten mesajı anlayıp anlamadıkları da sınanıyor. Gerçekten Tanrı'nın vahiyini takip eden birisi Tanrı'nın göndermiş olduğu vahiyleri ve elçileri tanır ve onlara iman ederler. Burada bir ayrım gerçekleşiyor. Nasıl ki bir Müslüman coğrafyada yaşayan birisi işte bu mesajı tanıyıp bu elçiyi kabul ediyorsa antlaşma elçisini, Yahudi de aynı şekilde işte Kur'an'ı okuyup antlaşma elçisini kabul etmek zorunda. Yani sistem aynı, sadece devirler değişiyor. Sistem hiç değişmiyor. İnsanlar aynı aslında. İnsan yapısı da aynı. İnsan tepkileri de aynı. Aynı tepkileri bugün de insanlar veriyor. Bu konuda doğru yolda rehberlik edilmeyi dilemeliyiz. Yani dediğim gibi Tanrı'nın göndermiş olduğu yeni mesajı, yeni elçiyi ve onun Kur'an'ı okumasını, öyle söyleyeyim. Öyle düzelteyim. Çünkü mesaj son mesaj Kur'an. Mesaj bitti ancak onun okunması var. Çünkü Kur'an'ı öğreten Tanrı'dır. Ve Tanrı bizi zanna bırakmaz. Onu öğretmek için de elçiler gönderir. Onu okumak, okutmak için. Bu Tanrı'nın büyük bir nimeti ve hediyesi. Bunun farkındalığında olmak işte kişiyi gerçek imanlı haline getiriyor. O yüzden elçilik bir test haline geliyor. İnsanlar gerçekten Tanrı'ya inanıyorlar mı? Onu gereği gibi takdir ediyorlar. İşte Tanrı'yı gereği gibi takdir edebilmekle de alakalı Tanrı'nın mesajını kabul edebilir. Bu vahiy bundan önce verdiyse, gönderdiyse neden bundan sonra göndermesin? Çok doğru bir mantık. Niye gelmesin? Bize düşen onu incelemek. Samimi bir şekilde onu dinlemek. Bu adam yalancı mı, deli mi? Sahtekar mı? Yoksa gerçeği mi söylüyor? Ücret mi istiyor? İllüzyon mu gösteriyor yoksa gerçekten bir mucizeyle mi geldi? Bunu incelemek bizim boynumuzun borcu. Bunu tüm insanlığın yapması lazım. Aynı şekilde Muhammed'de Kur'an geldiği zaman işte o dönemdeki insanların muhatap olduğu gibi aynı şekilde bu sistemi takip etmesi gerekiyor insanların. Bu da en önemli toplumu etraf ve yani şimdi şunu unutmayalım. Bir önceki ayette hem Yahudilerin Kur'an'a olan tepkisi ve günümüzde antlaşma elçisine Kur'an takipçi yani Kur'an'ı takip edenlerin tepkilerinin benzer olduğunu söylemiştik. Bir sonraki ayette de lütfen bu ikili şeyin devam ettiğine dikkat edelim. Bu da en önemli toplumu ve etrafındaki herkesi uyarabilmen için önceki kutsal yazıları doğrulayıcı olarak vahyettiğimiz bereketli bir kutsal yazıdır. Ahirete iman edenler bu kutsal yazıya da iman edecek ve iletişim dualarını yerine getireceklerdir. Evet, az önce söyledim. Gerçek imanlılar Tanrı'nın vahyini kabul ederler. Burada da aynı şekilde Rabbimiz bunu söylüyor bize. Diyor ki gerçekten inanan birisi bunu da kabul edecektir. Ve namazı yerine getirecektir. Muhteşem bir tespit. Bizi en iyi tanıyan Rabbimizden müthiş ayetler, müthiş tespitler. Harika yani çok güzel. Dipnotta da bugünün en önemli toplumu Tanrı'nın mesajının orijinal haline döndürüldüğü Amerika'dır. Kur'an vahyedildiğinde ise en önemli toplum Mekke'ydi. Burada dikkat edin Kur'an merkez. Ama işte Tanrı Amerika'da bugün mesajı orijinal haline döndürmek için bir elçi gönderiyor ve onunla bir vaaz, Kur'an'ı vaaz ettiriyor. Ve Kur'an'ın indiği toplumda Mekke en önemli toplum. İşte orada Yahudiler de var, Putperestler de var, Hristiyanlar da var, İbrahim'in dini var. O açıdan da en önemli toplum bence. Çünkü İbrahim'in dininin takip edildiği bir toplum. Kabe'nin bulunduğu bir yer. Bu açıdan çok çok önemli diye düşünüyorum ben. Yoksa hani şöyle itirazlar olabilir. O dönemde sanırım Roma vardı. İşte Roma daha önemli. Hayır, o açıdan düşünmüyorum ben. Mesajın çeşitliliği ve işte bu hikmetli durum. İbrahim'in dini konusu ve Kur'an'ın mesajının en iyi şekilde anlatılabileceği toplum olarak düşünüyorum. Çünkü orada Yahudilere de bir mesaj ve bu mesaj globalleşiyor. Yani tüm dünyaya ait bir mesaja dönüşüyor. Bir prototip gibi düşünebiliriz. Oradaki insanların, toplulukların, tiplerin
tüm insanlığın bir prototipi, bir küçük örneği gibi düşünebiliriz. Bu açıdan Mekke toplumu çok önemli. Amerika'da işte bildiğimiz sebeplerden dolayı İngilizce dili, yani tüm dünya tarafından konuşulan genel yaygın bir dil gibi sebeplerle bir kıyas yapılmış dipnotta. Ben de bu şeyi hem mesaj anlamında bu kıyası bir önceki ayeti de hatırlayarak mesajın ve sistemin değişmezliği üzerine, eğer gerçekten Tanrı'ya inanan birisi, gerçekten tek olan Tanrı mesajını anlayan birisi, bu mesajı getiren elçinin, mucizeyle gelen elçinin yalancı olmadığını bilip onu kabul edecektir. Bu ilahi yasa, yani burada da aynı yasayı görüyoruz. Burada insanların aslında ahirete iman edip etmedikleri de açığa çıkıyor. Ahirete iman ediyorum demek sadece dille olmuyor. Ya da Tanrı'ya iman ediyorum demek bir iddiadır. Bu iddianın kanıtlanması gerekiyor. Gerçekten Tanrı'ya iman eden birisi onun göndermiş olduğu mesajı da rahatlıkla kabul eder. Sahte elçiler kınandı. 6.93. Yalanlar uydurup onları Tanrı'ya atfedenden veya kendisine öyle bir esin verilmemişken ben ilahi vahiy aldım diyenden veya ben Tanrı'nın vahiylerinin aynısını yazılıp bilirim diyenden daha fena kimdir? Keşke o haddi aşanları ölüm anında görebilseydin. Melekler şöyle söyleyerek ellerini onlara uzatırlar. Bırakın ruhlarınızı, Tanrı hakkında gerçek olmayan şeyler söylediğiniz ve onun vahiylerini kabul etmeyecek kadar kibirli olduğunuz için bugün utanç verici bir azaba uğradınız. Bu ayete iki boyuttan bakacağım. Birinci boyutu, Tanrı adına yalanlar uydurup bir takım öğretiler, hadisler, artık öyle bir başını aldı gitti ki yani hadis de değil mesela, adam uyduruyor, bir şeyler anlatıyor, menkıbe diyeyim, ne dersiniz ama bunu Tanrı'ya atfediyor mesela. Diyor ki Tanrı böyle dedi, Allah böyle dedi, Allah şöyle yaptı, Tanrı'ya iftira atıyor. Bu işin bir boyutu. Diğer boyutu da bir önceki ayette de gördüğümüz gibi Tanrı elçi gönderiyor. O elçiyle Kur'an'ı getiriyor. Şimdi eğer peygamber, Muhammed peygamber doğruyu getiriyorsa, ki doğruyu getirdi. Kur'an bugün elimizde ve matematiksel olarak kanıtlandı. Onun Tanrı adına bir şey uydurması mümkün değil. Yani o zaman bu ayetin muhatabı olurdu. Yani Kur'an dışında bir şey söylemiş olsaydı Tanrı'ya yalan uydurmuş olurdu. O yüzden Kur'an dışında bir şey de söyleyememiş oluyor. Yani mesaj, tek mesaj Tanrı'nın vahyi olduğu için Tanrı'nın vahyi dışında Tanrı adına bir şey söylemek Tanrı'ya yalan uydurmaktır. Bu insanların en çok korkması gereken şeydir ve bundan en çok uzak olan kişiler de Tanrı'nın mesajını ileten kimselerdir. Aynı cümleyi gene dediğim gibi kutsal yazı alan, almayan, peygamber, elçi, Tanrı'nın mesajını ileten her kim varsa aynı şekilde Tanrı'ya yalan uyduramaz, atfedemez. Burada onlar kınanıyor. Yani burada sahte elçiler kınandı başlığı altında da görüyoruz. Yani bugün bu ayeti şöyle de değerlendirebiliriz. Şöyle de değerlendirebilir arkadaşlar. Bu çeviri Reşad'ın çevirisi. Burada bu ayet yazıyor. Sahte elçiler kınandı. Bunun bilincinde olan bir adamın yalancı olabilme ihtimalini düşünsün. Olabilir mi? Evet, olabilir. Ama böyle bir yalancıya incelesin, baksın. Böyle bir matematiksel mucize verilir mi? Bunu da gördükten sonra bu adamın hayatında, yaşamında, doğumunda ki 19'ları ve Kur'an'ın içindeki isminin 19 kere geçmesi gibi verileri de bir arada düşünerek gerçekten buradaki sahte elçi kategorisine mi giriyor yoksa gerçek elçi kategorisine mi giriyor, kararını versin. Yani bunun bilincinde olan birisi ve bunu Tanrı'ya iftira basit bir şey ya da işte hata deyip geçiştirilebilecek bir konu olmadığını daha önceden konuşmuştuk. Bunu yapan bir elçi zaten elçi olamaz. Yalancı olur ve cehenneme gider. Bu noktada kesin bir ayrım var ve bu ayrımı iyi yapmak gerekiyor. Yani mesajı ya tamamıyla kabul edip takip etmek gerekiyor ya da inkarcılar, neyse artık,
hangi sebeptense onu inkar edip reddetmesi gerekiyor. Bunun için de Tanrı birçok delil verdi. Bunun için bir sürü veri gösterdi. Mesajla birlikte hepsini değerlendirdiğimizde inkar edilemez bir gerçeklik haline geldi bu durum. Sizi yarattığımız ilk andaki gibi bize birey olarak döndünüz ve size verdiklerimizi de arkanızda bıraktınız. Putlaştırdığınız ve size yardım edeceklerini iddia ettiğiniz şefaatçiler de sizinle birlikte görmüyoruz. Aranızdaki tüm bağlar kopmuş, oluşturduğunuz putlar ise sizi terk etmiştir. Evet, konuda yapılan işlerin boşa çıkması, insanın, yani şunu düşündüm, işte neden gün içinde en çok Tanrı'yı düşünmemiz gerektiği ile ilgili bir ayet bu. Zihnini ne meşgul ediyorsa o senin Tanrındır. Eğer gün içinde en çok arabanı, işini, eşini, çocuğunu düşünüyorsan, bunlar işte bu ayette anlatılan bağların kopup bizi terk edeceği kişiler, kimseler, şeyler neyse onların hepsi terk edecek, yok olacak. Ve düşünsenize zihninizi, hayatınızı, ömrünüzü ona vermişsiniz. Bütün ömrünüzü onunla tüketmişsiniz. Ve o terk edip gidiyor, yok. Ve baş başa kalıyorsunuz Tanrı'yla. İlk andaki gibi bize birey olarak döndünüz diyor. Maşallah. Sizi yarattığımız ilk andaki gibi. Tek başına Tanrı'ylasın. Yani aracı, şefaatçi, kurtarıcı hiçbir şey yok. Tamamen Tanrı'ylasın. Ve ne getirdiğine bakıyorsun. Gününün çoğunu eğlenceyle geçirmişsin. Ya da parayla geçirmişsin. Ya da işini tamamen hayatının odağı haline getirmişsin. Her şeyin olmuş o iş. Bakıyorsun geride kalmış. Bugün insanlar işte biliyoruz hani ölüm bilmiyoruz yani tarihini bilmediğimiz için kimin ne zaman öleceğini hep böyle bir sürpriz olacak yani. O sürpriz ve beklenmedik anda gelen o ölümün sonunda arkada ne bıraktığın çok önemli. Yani her ruh ne götürdüyse onun karşılığıyla alırla ilgili ayetler vardı hatırlarsanız. İşte ruhun önden ne götürdüğüne bakmamız lazım. Neyi götürüyoruz? Yani boşa çıkacak işler mi? Gerçek işler mi? O yüzden işte günün en çoğunda Tanrı'yı düşünmeliyiz ki boşa çıkacak işler götürmeyelim. Gerçek işler götürelim. Gerçek işlerin de ruhuyla olan bağlantısını anladık. O yüzden Tanrı'yı anmadığımız ya da ruhumuzu geliştirmeyen her şey, her an bizim için kayıp olmuş oluyor. Yani bu bağlantıyı kurduğumuz zaman gerçekten yani Kur'an'ın içindeki bu müthiş bütünlüğü, bu tutarlılığı gördüğümüzde Kur'an'ın sürekli tek olan Tanrı mesajının ne kadar kuvvetli olduğu, aslında burnumuzun dibinde olan günün içinde en çok Tanrı'yı anmanın bizim onu Tanrımız yapacağı ama onun dışındakileri anmamız onları bizim putlar haline getireceğimizle ilgili. Hep ayetler hep bu çerçevede dönüyor. Ruhun geliştirilmesi fikri. Hep bu eksende dönüyor. Yani gerçek olanın peşinden gitmeliyiz. İllüzyonun, sahte olanın, yok olacak olanın değil. Bundan sonraki ayetler Tanrı'nın büyüklüğüyle ilgili. Maşallah yani o kadar güzel ayetler ki Rabbimiz kendini tanıtıyor. Hani Tanrı'yı gereği gibi takdir edebilmekle ilgili ayeti hatırlarsanız Kur'an'dan Tanrı'yı tanıyalım ki onu gereği gibi takdir edebilelim. Ona olan sevgimiz, muhabbetimiz, ona olan saygımız, derin saygımız, tapınmamız artsın diye. Onun bilgeliklerini ne kadar çok takdir edersek ona o kadar çok kul olabiliriz, o kadar çok eziliriz, o kadar çok teslim oluruz. Teslimiyetimizi artıran bir şey bu ve Tanrı bunu yapmamız için bize güzel şeyler veriyor ayetlerde. Güzel noktalar, çıkış noktaları tutunmamız için güzel dallar veriyor bize. Bu ayetlerle biz Tanrı'yı tanıyabiliyoruz, tefekkür edebiliyoruz. Bu bir
geçen Yusuf'un grupta bahsettiği yani bir eğitim, bir Tanrı'yı tanıma eğitimi. Hani onu göremiyoruz ama onu işte bu tarz bilgilerle, dünyadaki yarattıklarıyla, ya Tanrımız o kadar merhametli ki dünyada öyle güzel sistem, o kadar karmaşık ve mükemmel bir sistem kurmuş ki biz ona bakarak Tanrı'nın büyüklüğünü takdir edebiliyoruz. Bu muhteşem bir şey ve bu bize eğitim, yani biz buradan öğreniyoruz. Kur'an'ın hem hayatla hem kitapla olan yani Kur'an'la ve hayatla olan birlikteliğini görüyoruz. Tanrı hayatı ve ölümü, her şeyi kontrol edendir. Ve işte bu kitabın da o Tanrı'dan geldiğini gösteren delillerdir bunlar. Tanrı'nın kendini bu şekilde anlatması. Tanrı'nın büyüklüğü. Tanrı taneyi ve çekirdeği çatlatan ve filizlendirendir. O ölüden diriyi ve diriden de ölüyü çıkarandır. İşte Tanrı böyledir. Nasıl sapabiliyorsunuz? İşte burada Tanrı kendini böyle tarif ediyor. Tanrı böyledir. Taneyi ve çekirdeği çatlatan ve filizlendiren. Sapmak, burada Tanrı'nın yanına putlar edinmek. Tanrı'yı gereği gibi takdir etmemek. O şafak söktüğünde sabahın ortaya çıkmasını sağlar. Geceyi bir sükunet yaptı. Hizmet etmeleri için güneşi ve ayı hesaplama araçları haline getirdi. İşte bu kudretli olanın, her şeyi bilenin dizaynıdır. Girişte bahsettiğim gibi, işte bu görselde de görüldüğü gibi, bu mükemmel sistem ve tasarım bizlere gösteriyor ki Tanrı büyüklüğünü takdir edelim ki kurtulalım. Kurtulmamız için her şeyi yapıyor ama insanlar cehenneme gitmek için ısrar ediyorlar. Yani evet, bunu daha iyi anlayabiliyoruz. Bu fikri daha iyi görebiliyoruz Kur'an'dan. Tanrı'nın bizi kurtarmak için neler yaptığını. Şu güzelliklere bakın. Bu sisteme bakın. Güneşin doğuşu, dünyanın konumu, gezegenler, yıldızlar, galaksiler, işte o ilk içteki evrenin büyüklüğü 13,5 milyar yıl yaşında. Sayamıyorsunuz yıldızları. Milyar yıl ediyor. Bunun içindeki bir galaksinin içinde ki bir güneş sistemindeki ufacık bir gezegenin üzerindeyiz şu anda. Yani ve Tanrı bize bu mesajı görmemiz için bunları kavrayabilme kabiliyeti de veriyor. Bir de o var. Yani biz bunları hiç keşfedemiyor da olabilirdik. Tanrı bize öyle bir bilgi ve kavrayış gösteriyor ki biz bunları keşfedebiliyoruz. Mesela evrenin bir başlangıcı olduğunu bilimsel olarak öğrenebiliyoruz. İşte doğa yasalarını, Tanrı koymuş olduğu yasaları işleyen sistemi öğrenebiliyoruz. Bu sistemi Tanrı koymuş ve biz bunu inceleyerek, bakarak, bilim yaparak, Tanrı'nın metoduyla bunu inceleyerek öğrenebiliyoruz. Yani bunun öğreniliyor olması bile, bunun farkında olabiliyor olmak bile muazzam bir şey. Dediğim o büyüklüğün içindeki işte biz insanlar, yeryüzündeki ufacık varlıklar ve bu işte vücudumuzun içindeki o beynimizde yaptığımızı düşündüğümüz bu düşüncelerin bu koca evreni algılayışı. Yani 13,5 milyar yıl yaşındaki evreni düşünebilmesi ve Tanrı üzerine düşünce yapabilmemiz. Yani bunları bunlar bile başlı başına şaşılası işler. Tanrı'nın işleri gerçekten şaşılası ve muazzam. O karada ve denizde karanlıklar boyunca size yol göstersin diye yıldızları yapandır. Biz bilen insanlar için vahiylerimizi bu şekilde açıklığa kavuşturduk. O sizi tek kişiden başlattı. Sizin yolunuza ve aynı zamanda son kaderinize karar verdi. Biz anlayan insanlar için vahiyleri bu şekilde açıklığa kavuştururuz. Evet, yine aynı şekilde üzerine tefekkür etmemiz gereken, Tanrı'yı tanımamız için gönderilmiş ayetler, yıldızlarla yol yön bulunması ile alakalı. Yine de onlar cinlerden putları Tanrı'nın yanına yerleştirirler. Oysa onları da yaratan odur. Hatta onlar hiçbir bilgileri olmadan ona oğullar ve kızlar isnat ederler. Ona yücelik olsun. O yüceler yücesidir. Onların iddialarının çok üstündedir. Yani biz biliyoruz ki eski toplumlarda da çeşitli tanrılar var. Belli uygarlıkların kendi kültürlerine ait olan tanrılar.
bu tanrılara adaklar adanıyor. Bir takım şeyler, güçler veriliyor ve bu insanlar bu tanrılarla bir takım iletişimler kuruyorlar bir şekilde. Bunların cinler olduğunu düşünüyorum ben. Biliyoruz ki işte onlar da farklı bizden, farklı bir boyutta yaşayan varlıklar. Ve onlar onları putlaştırabiliyorlar demek ki. Yani belki de diyorum, bu tabii benim zannım. Bugün gördüğümüz işte Hindistan'daki heykeller, Mısır'daki Horus, Osiris, Isis, işte ne bileyim İnka'daki bir takım sunaklarda yapılan heykeller, sunaklarda bir takım olan dışı şeyler yaşıyor. Çünkü bu insanlar aptal insanlar değil. Bir takım şeyler görüyorlar ki yapıyorlar bunları. Bunlar şeytanlar, yani bir yani şeytan soyundan olan cinler olma ihtimalini hep düşünüyorum. Bana makul geliyor bu ayeti de görünce. Gökleri ve yeri başlatan, onun asla bir eşi olmadığı halde nasıl bir oğlu olabilir? Her şeyi o yarattı ve o her şeyin tamamen farkındadır. İşte dünya, dünyamız, güneş ve ay muhteşem bir tasarım, muhteşem bir dizayn. Gökleri yeri başlatan bir tanrımız var. Bizi yaratan, bize can veren. Ve işte burada da Hristiyanlara, onun oğlu olduğunu iddia edenlere Tanrı'nın muhteşem cevabı. Tanrı'ya yücelik olsun. En çok o övülür. En çok övgüyle, en övgüye layık olan odur. Sahibimiz, Efendimiz yüceltilsin. Bize bu fırsatları verdiği için, bize bu teknolojiyi sunarak kardeşlerle bu mesajı bu şekilde konuşarak bu dersleri bize yapma fırsatı sağladığı için Tanrı'ya övgüler olsun. Biz sadece burada birlikte olma amacımız sadece Tanrı'ya tapmak. Başka hiçbir şey değil. Sadece ruhlarımızı beslemek. Bunun için bir aradayız ve Tanrı'nın Kur'an'ını okumak. Ve bunu bizim için sağlayan Tanrı'ya övgüler olsun. Bu teknolojiyi bize kullandıran, bu imkanları sağlayan Tanrı'ya övgüler olsun. İnşallah Tanrı irade ediyorsa hep devamlı bu şekilde Tanrı'yı övecek, Tanrı'yı anacak fırsatları Rabbim bizlere versin. Bu çok güzel bir şey. Yani hani o okları siz atmıyordunuz. Aslında Tanrı hani sizi kredilendirmek için bir fırsat yaratıyordu diyor. Yani biz bunlar Tanrı'nın bize lütufu. Biz hiçbir şey yapmıyoruz aslında. Hiçbir şey yapmıyoruz. Gerçekten öyle yani. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bu tamamen Tanrı'nın bize bir hediyesi. Ona övgüler olsun. Tanrı yüceltilsin. Teşekkür ediyorum dinleyen kardeşlere. Sabrınızdan dolayı biraz uzattım ama umarım verimli olmuştur. Teşekkürler. Tanrı yüceltilsin. Sorularınız varsa konuşabiliriz. Sorabilirsiniz. Öncelikle abi tebrik ederim. Çok çok güzel bir dersi. Çok keyif aldım. Sen de seni nimetlendirsin. Teşekkür ederim. Hepinizi kardeşim. Sağ ol. Maşallah. Tanrım ne diyesin? Çok şükür Rabbime. Tanrı'nın ayetleri gerçekten çok güzel. Yani her okuduğumuzda yeniden bize açılıyor. Ya o kadar güzel ki bilmiyorum. Yani Rabbim ölene kadar bizleri ayırmasın bu mesajdan. Çok şanslıyız bu dersleri yaptığımız için. Teşekkürler. Allah razı olsun. Tanrı seni nimetlendirsin.
Şeyden sonra konuşalım Yusuf kardeşim. Pelin bir soru sormuş sanırım. Yaptığımız işlerin boş olmaması nerede? Bir de boş olmaması nerede? Tanrı'ya tapmadığımız her iş, ruhumuzu geliştirmediğimiz her iş sonsuzun yanında sıfır. İskender kardeşim buyur. Evet, teşekkürler. Ders için de tebrik ederim maşallah. Çok güzel bir dersti. Benim öncelikle bir sorum olacak. Ben bu sorunun cevabını tefekkür ediyorum hala. Hani net bir açıklamasını bulamadım. Bir örnekle anlatmak istiyorum. Dersin en başında İbrahim'in putları kırmasından ve onlara karşı bir ironi yaparak onları afallatmasını veya onları düşündürmesini veya en iyi o şekilde belki onların kafasına tabiri caizse dank etmesini sağlayacak bir durum geçiyor Kur'an'da. Yani İbrahim onların mabetlerindeki tüm putları kırıyor, büyük putu bırakıyor. Onlar da kim kırdı diye sorduklarında bu büyüğü kırdı diye şey yapıyor, onlara ironi yapıyor. Ve onlar afallıyor. Bir kendilerine geliyorlar. Böyle bir şey yapıyorlar. Şaşırıyorlar. Ve sorgulamaya başlıyorlar. Fakat yine ayet diyor ki eski durumlarına geri döndüler. Şimdi benim sorum şu. Bunu bir örnek üzerinden anlatmak istiyorum. Arnavutluk'ta 19 mucizesini, Reşat Halife'nin elçiliğini, teslimiyet dinini sözde kabul ettiğini söyleyen sahte bir elçi vardı. Herhangi bir elçilik delili de yok. O örnek üzerinden gitmek istiyorum. Bu Sünnilerin camilerine girip Tanrı'nın isminin yanındaki Muhammed isimlerini siyah spreyle karalıyordu. Videoya çekmiş, YouTube'a videosunu koymuş. Hatta bunu işte hapse falan atmışlar ondan sonra. Bu bir Facebook grubunda tartışıldı. İşte kendi videosunu atınca o da İbrahim'in bu putu kırma eylemini örnek verdi. Yani İbrahim böyle yapıyor, ben niye yapmayayım? Şeklinde. Yani veya işte Kur'an'da başka bir ayet var. Diyor ki onların tanrılarına sövmeyin ta ki onlar da Tanrı hakkında kötü söz kullanmasınlar. İbrahim'in bu put kırma eylemini nasıl değerlendiriyorsun? Yani bu konudaki görüşünü merak ediyorum. Ondan sonra da inşallah bu sorudan sonra da başka bir konuda kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Açıkçası bunun üzerine çok düşünmedim ama bilgelikle davranmak gerektiğini düşünüyorum ve İbrahim'in zamanında halkların nasıl durumda olduğunu bilmiyoruz. Yani onun çağındaki duruma uygun bir hareket diye düşünüyorum ben bunu. Yani her çağdaki bilgelik hareketi farklı olur. Aynı şeyi şu anda yapmaya kalktığınızda işte olumlu sonuç almanız çok zor. Yani bunun daha çok tepki çekmekten başka bir şeyi olmaz. Yani biz evet bunun yanlış olduğunu söylemeliyiz, söylüyoruz. Bunun belki işte matematiksel delili gösteriyoruz. Ya da niye inandığımızı, niye böyle inandığımızı delilleriyle gösteriyoruz. Ama sanki burada İbrahim'in putları yıkması konusunu her çağa, her duruma uygulayabiliriz diye bir şeyi ben çıkaramıyorum. Yani bunu kendi toplumundaki durumla alakalı bir şey ya da İbrahim'in özelinde, İbrahim'in kişiliği ve karakterince yaptığı bir hareket. Yani çünkü çok özel bir teslim olan Kur'an'dan anladığımız kadarıyla. Bunun
faydalı olacağını düşündüğü için yaptığını düşünüyorum. Yani demek ki buradaki insanlar artık bundan anlıyordu. Yani en son belki de bilmiyorum, bu benim tabii ki tahminim, zannım. En son çare belki de bunu yapmak zorunda kaldı. Ya da bunu yaparak bu şekilde öğreneceklerini düşündü. Ve bunu yaptı. Yani bunu böyle genel bir şekilde bir metot olarak hiçbir zaman anlamadım, düşünmedim. Yani burada dediğim gibi hani tanrılarına sövmeyin ayeti var. Bu İbrahim'in yaptığı hareketin kendi çağı içinde değerlendirilmesi gerekir. Bilmiyorum yeterli bir cevap oldu mu ama. Başka kardeşler cevap vermek isterse Soner buyur. Şimdi ben orada şunu düşünüyorum. Bu arada tebrik ediyorum ders için. Herkese de esenlik diliyorum. Şimdi İbrahim'in babası, tarihi bir bilgi olarak şunu biliyoruz. İbrahim'in babası Azer o putları yapan kişiydi. Yani put ustasıydı. Dolayısıyla yani İbrahim'de böyle bir özgüven olabilir. O zaten babasının elinden çıkıyor. Yani belki de o bir tapınak gibi bir yer değildi de belki de o şeydi. Yani putların yapıldığı bir puthaneydi. Artık ne deniyorsa oranın adına yani. Bilemiyorum. Şimdi atölye mi deniyor? Put atölyesi mi deniyor? Ne deniyor bilmiyorum. Dolayısıyla ben burada İbrahim'in olayında böyle bir şey görüyorum. Yani orada bir put yapım atölyesi var ve orada İbrahim babasının da bu işi yaptığından yola çıkarak bir özgüvenle hareket ediyor ki Kur'an bunu, Tanrı bunu kınamadığı için bunun yanlış olmadığını görüyoruz. Peki bunun bize bakan tarafı nasıl olmalı? 16. surenin 125. ayetinde Tanrı'nın mesajı nasıl yaymalı şeklinde bir ayet görüyoruz. Burada da gördüğümüz ifade şudur. Rabbinin yoluna bilgelikle ve güzel bir aydınlatma ile davet et ve onlarla mümkün olan en güzel biçimde tartış. Bugün işte o arkadaşın gidip Allah lafızlarını, Allah'ın yanında Muhammed lafızlarını spreyle boyaması bana göre ne bilgeliğe ne de güzel bir aydınlatmaya giriyor. Ne de en güzel biçimde tartışmaya giriyor. Dolayısıyla biz bugün bu mesajı nasıl yaymalıyız sorusunun yanıtını bu kutsal yazıda 16.25'te görüyoruz. İbrahim'in uyguladığı metot dediğim gibi tamamen benim anlayışıma göre tabii ki babasının o putları yapan kişi olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, yani çağına özel bir durum vardır diye düşünüyorum ben de aynı şekilde. 16.125 ayeti de açık. O verilen örnekteki durum kesinlikle uymuyor. Evet İskender. Kim söz istedi? Yusuf. Yusuf buyur kardeşim. Abi ben de aslında o çayla alakalı olabileceğini düşünüyorum bu durumun. Öncelikle hani o dönem koşulları hiç bilmediğimiz için gerçekten hani yaşayış tarzları nasıldır, davranışları nasıldır, hani giyinmeleri bir dakika. Hani bunu bilmediğimiz için yorum yapmak biraz zor oluyor. Hani, Kur'an da bunu kınamadığı için hata da asla hani diyemiyoruz. Şöyle düşünüyorum başkası biraz. Hani sprey boyama meselesi üzerinden gidelim. Ya oraya girmeden önce şunu söyleyelim. Hani bize bakan yönüyle konuyu ele almak gerekirse zaten bu konuda bir ayet gelmiş net bir şekilde. Yani nasıl mücadele edeceğimizi biz şu an artık bu ayet sayesinde anlayabiliyoruz, görebiliyoruz. Muhtemelen o dönemin koşulları biraz daha sert olabilir. Yani günümüzdeki gibi mesela Tevrat'taki hükümlere baktığımızda Kur'an'a göre daha nasıl diyelim sert olduğunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Yani ölüm. İşte o zinayetlerini paylaşmıştık geçen hatırlarsanız. O bakımdan hani biraz yaşanılan coğrafya, daha doğrusu kültürle alakalı, dönemle alakalı olabilir diye düşünüyorum. Hani şu an bizim anlamamız belki biraz daha zor olabilir belki. Yani bu durumun hani doğru olup olmamasıyla alakalı. Bir de o dönemki yani İbrahim'in dininde Tanrı acaba böyle bir emir verdi mi? Yoksa onlarla daha katı bir mücadele sergilememiz gerektiğini mi söyledi? Bunu da bilmiyoruz.
Ama bizim için Tanrı'nın nasıl bir yol seçtiğini biliyoruz. Bunu Kur'an'da ayet var. Ama işte o dönemin şeriatına göre bu durum nasıl olduğunu bunu söylemek istedim. Yani aklıma şu da geldi yani onu da söyleyeyim. Ya acaba hatam yaptı burada diye bir an düşündüm ama sonra abin dediği gibi yani Kur'an'da bunun kınandığını da görmüyoruz. Bilakis tam tersine bence Allah bunu güzel bir örnek olarak hissediyorum ben. Hani ayetlere baktığımda. Mesela işte ben gitsem spreyle bir yerleri boyasam ya da işte afişleri falan yırtsam. Şimdi bu aslında İbrahim'in yaptığı şey de olmaz. Neden? Orada İbrahim'in rastgele bütün putları kafasına göre yıkmıyor. Orada nükteli bir şey var yani. Orada düşündüren gidip benim şu an mesela afişteki duvarları yırtmamın ne düşündürü yani ne düşündürücü bir tarafı olabilir ki? Küfür etmek gibi bir şey olur adama. Ama mesela şunu yapsam belki ilginç olabilir. Şöyle bir iddia vardır. İşte Muhammed peygamberi eğer rüyanda görürsen o kesinlikle Muhammed peygamberdir derler. Ve ben de gelip şunu desem mesela ya ben rüyamda Muhammed peygamber tarikata gitsek işte ben rüyamda Muhammed peygamberi gördüm bana namazda benim adımı alma dedi. Et-Teyatr'ın okumanın yanlış olduğunu söyledi. Muhammed peygamberi gördüm ve bana bunu söyledi desem mesela onların dini çelişkiye düşer. Yani tabi burada biz yalan söylemiş oluruz böyle bir şey görmediğimiz için. Dolayısıyla hani yalan söylemek bu da aslında doğru bir metot olmayabilir. Ama hani orada böyle rastgele saldırgancı bir eylem de yok. Yani İbrahim peygamberin yaptığı şey bu da değil. Hani işte gidip camiye işte ulan kafirler işte müşrikler gibi böyle bir şey yapmıyor zaten. Hani daha orada kurgulanan bir şey var. Bunu da hatırlayın. Buna da vurgulamak istedim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Katkın için teşekkürler. Erdem kardeşim buyur. Kusura bakma ben tam ekranda da oradan şey yapamadım hemen. Senlikler ağzına sağlık tane hediyesi. Güzel bir şey oldu. İlk önce ben o zaman şeyle değineyim. Bu İbrahim'in putları yıkması aynen Yusuf zaten hepsini rastgele yıkmadı işte orada. Şimdi bakacak olursak Muhammed'in yanında pardon Allah'ın yanında Muhammed'i spreylemek işte o büyük putun yanında küçük putları yıkmakla aynı değil. Çünkü o büyük put da bir put. Yani Allah bir put değil yani o şekilde benzetme şey değil. Rastgele yıkmıyor tüm putları. Fakat onu yapmasının sebebi bir tartışma açmak içindi. Yani orada bir nasıl desem yani yumuşak sözlü zaten gidip mesela şöyle söyleyeyim. O putları yıkıp al işte sizin putlarınız beceriksizdir diye bir şey söylemiyor orada. Saldırıda bulunmuyor. Aynen bu ayet bu yani Tanrı'nın dediği gibi biz akıllıca ve sakince davranmalıyız. Ona göre hareket etmeliyiz. Şu anda şeyi arıyorum. Evet. İşte Soner abinin attığı mesaj. Bilgelikle aydınlatmakla zaten ayetin içinde aydınlatmak yazıyor. Zaten İbrahim onu aydınlatmak için yaptı. Şimdi sen pardon. Şimdi sen spreyleyip Muhammed'in ismini kime ne aydınlık veriyorsun? Hatta tam tersine pozitif bir şey değil negatif bir şey yapıyorsun. Kredini eksiye düşürüyorsun çünkü onların mescidine girip onların din özgürlüğüne el uzatmış oluyorsun. Bu maksimum özgürlüğe aykırı. Aynı zamanda biliyoruz hani Reşat da bundan bahsetti. Şimdi parafraz yapmak istemiyorum dediğin ama sonuçta biliyoruz ki bozulmuş Müslümanlar İslam'a ve Kur'an'a iyi bir imaj vermiyorlar. Ve bu bizim hepimizin zararına oluyor. Bize düşman olmalarına rağmen evet düşmanca davranmalarına rağmen öyle diyeyim. Düşman değiller ama bazıları davranabiliyor. İnandığımızdan dolayı kantlardan dolayı. Fakat iyi bir imaj vermiyor. Yani bozulmuş Müslümanlar gibi dine iyi bir kötü bir imaj vermeyelim. Böyle onlara karşı yani düşünün siz o mescitte daha mesajı tanımadığınızı, daha onunla tanışmadığınızı düşünün. Teslim olanlarla ilgili nasıl bir imaj verir?
o mescitte namaz kılan biriyseniz bunları hep düşünmemiz lazım. Yani burada bir yumuşaklık yok, burada bir aydınlatmak için yapılan bir şey yok. İbrahim onu aydınlatmak için yaptı. Zaten İbrahim'in kendi yolu da o şekilde geçti. Yani güneşe baktı, aya baktı. Dedi ki bunlar batıyor, bunlar işte gidiyor, geliyor. O zaman bu olamaz işte. Yani o kendinin tecrübe ettiği o aydınlanmayı onlara paylaşmak istedi. Ve aynı zamanda aslında İbrahim'in yaptığı sertlik değil, aslında bir tartışma açmak içindi. Yani mesela Reşad'ın Sünni ile tartışmasını bilenler biliyordur, bakanlar, seyredenler. Orada da değişik şeyler alıyor ele. Mesela şehadette Muhammed'i nasıl anarsın? Tanrı'dan başka Tanrı yoktur ve Muhammed onun elçisidir. Elçiliği bitti. Yani elçisiydi olmalı. Ama onu bile yanlış söylüyorlar. Elçisidir diyorlar. Mesela böyle bir tartışma yapıyor. Bu Muhammed'e karşı bir saldırı olarak değil. Neyse bu konuyu şey yapalım. Pardon ben şey yapayım. Evet şeye geçmek istiyordum. Çok uzatıyorsam kusura bakmayın. Şimdi ben şunu konuşmak istiyorum. Hangi ayette o? Şimdi büyük put, evet küçük putları yıkıyor ve büyük putu bırakıyor. Bir zahmet Bilal abi o ayete gidebilir miyiz? Teşekkür ederim. Evet şu yani orada gerçekten de bunları hayır bir önceki o putları küçük o putlara sorun diye bir ayet var. Bunu şey yapmak istiyorum. O ayetin bağlamında mıydı acaba? Şeydi, bir önceki slide şu olabilir. Büyük, şu büyük olan yaptı. Belki ben o kısmı almamışım. 21. sureden paylaştığın vardı ya. Sanırım onu söylüyor. Evet. Küçük putlar... Hayır ya. Evet pardon ya. Ben görmedim. Özür dilerim. 1. surenin 63. ayetinde görüyoruz. Onu şu büyük olan yaptı diyor İbrahim. Konuşabilirlerse gidin onlara sorun diyor. Şimdi gidin onlara sorun. Şimdi çoğu mealde gidin o büyüğe sorun diye çeviriyorlar. Mesela onu yani o yıkmayı şu büyük olan yaptı. Sabit bıraktı. Konuşabilirse ona gidin sorun diyorlar. Diye çeviriyorlar çoğu mealler. Burada antlaşma elçisi görüyoruz ki konuşabilirlerse gidin onlara sorun diyor. Şimdi ben bunun üzerine Derya bir müddet önce atmıştı onu gruba. Bunun üzerine düşündüm. Şimdi evet küçükler olan yıkıldı. Kırık. Evet ama şimdi onlar o putlara inanıyor yine. zaten anasına geri dönüyorlar. Şimdi büyük olana sor. Büyük olana sor. Evet tamam büyük olana sorsa şimdi büyük olana sorsa belki büyük olan yalan söyleyecek. Yani dedim bu çok ilginç yani belki büyük olan yalan söyleyecek. Fakat küçük olanlara sorursam yani tabii onlar da cevap veremeyecek ama yani iki çeviri de aynı şeye denk geliyor. Fakat onu o benim ilgime çekti yani küçük. Hani şöyle söyleyeyim mesela sen bir suçluya gitmez mesela sen mi yaptın bu kişiyi bıçakladın? Hayır ben yapmadım der mesela değil mi? Fakat o bıçaklanan kişiye gitsen der ki evet o yaptı der. neyse o beni düşündüğüm bir şeydi. Bir de evet. Bir de çok kısa olursa tanrıca diyorsa bir şey konuşmak istedim. Şimdi 31. surenin 13. ayetinde ya da yok oraya geçmeden iman ederken yanında putperestlik eklemeyin diye bir ayet var. Ona gidebilir miyiz?
Hangi ayet abi? Şimdi tam hatırlamıyorum ama sunumun içindeydi. Sunumun içindeydi. Onlar işte preslikle kirletmiyorlar imanlarını diye ayet. Keşke yazsaydım. Başlangıçta İnsanlar güvenlikle ilgili bu galiba. Hah evet, sağ ol abi. Şimdi o ayette şunu okuyoruz. İman edenler ve imanlarını puta tapmakla kirletmeyenler mükemmel güvenliği hak ettiler. Ve onlar gerçekten rehberlik edildiler. Şimdi bu buradaki kelime zulüm. Puta tapmak diye çevirmiş Abdullah Şimelçisi onu. Çoğu çeviriyor o zaman zulüm diye çeviriyor. Yani iman edenler işte imanlarını işte kötülükle kirletmeyenler. Fakat burada puta tapmak diye çeviriyor anlaşma elçisi. Şimdi şu ayetlerin bağlamında gerçekten de putperestlik olduğunu anlıyoruz. Yani o ayetlerin bağlamında önceki ve sonraki ayetlere baktığımız zaman burada mesela İbrahim, burada aslında hakikaten puta tapmak olarak bir konu olduğunu geçtiğini anlıyoruz. Bir tane ayet paylaşmak istiyorum. Gruba atıyorum şu anda. Bu niye böyle çıktı? Bilmiyorum. Neden böyle çıktı bilmiyorum ama şurada işte 31. surenin 13. ayetinde hatırla. Lokman oğlunu aydınlatırken ona şöyle demişti. Ey oğlum, Tanrı'nın yanına hiçbir put yerleştirme. Putperestlik büyük bir haksızlıktır. Şimdi burada haksızlık olan kelime Arapça'da zulüm. Yani Atlaşma Elçisi burada bir hata yapmıyor tabii ki. Çünkü ayetlerin bağlamında putperest olduğu belli oluyor. Ve aynı zamanda putperestlik de bir zulümdür. O zulümü putperestlik olarak çevirmesi son derece mantıklı oluyor gördüğünüz gibi. Çünkü bu ayetin içinde Lokman oğluna diyor ki putperestlik yapma, putperestlik büyük bir zulümdür. Aynı zamanda haksızlık da yazıyor. O haksızlık kısmına neden putperestlik bir zulümdür veya işte haksızlıktır? Onu da dipnotta okuyoruz. Eğer bir çocukla ilgilenir, ona en iyi eğitimi verir ve ona hayatı hazırlarsınız, onun yalnızca başkalarına teşekkür ettiğini görmek size ne hissettirir? İşte putperestlik böyle bir şeydir, haksızlıktır. Onu yani bu çeviri konusunda bu iki şeyi paylaşmak istedim. Aynı zamanda o sprey konusuna da birazcık değinmek istedim. Kusuruma bakmayın, uzun oldu. Söz veriyorum, teşekkür ederim. Teşekkürler Erdem. Şey geldi aklıma benim de. Şimdi burada metodun doğru olduğunu şöyle anlıyoruz. Erdem deyince hani güneşe baktı, bu benim tanrım değil, yıldıza baktı, benim tanrım değil. Şimdi o dönemin İnsanların bir anlayış, bir hayata bakışları vardı. Ve bu puta tapmak için kendilerince sebepleri vardı. Ve onların güce sahip olduklarını düşünüyorlardı. Burada yaptığı eylemden sonra dikkat edin, 21.64'te şaşkından döndüler ve birbirlerine gerçekten de sizler haddi aşan kimselersiniz dediler. Yani burada aslında İbrahim'in yaptığı işe yarıyor yani. Yani diyorlar ki evet evet İbrahim haklı. Siz şaşkınsınız, hatta aşmışsınız, saçma bir iş yapıyorsunuz. Demek ki bu doğru bir metot. Yani bu o dönem için bilgece bir metot. Yani 16. suredeki ayeti galiba son el attı. Burada bilgece bir metot. Yani yanlış bir şeyi kesinlikle yapmayı bırak. İşe yarıyor ama onlar inkarcı oldukları için tekrar eski fikirlerine geri dönüyorlar. 5. ayette buna rağmen eski fikirlerine geri döndüler. Sen de gayet iyi bilirsin ki bundan konuşamazlar. Tekrar kendilerini tevil ettiler aslında. Yani şimdiki gibi işte gerçeği görüp acaba mı deyip ondan sonra çeşitli tevillerle gerçeğe sırt dönüyorlar aslında. Kesinlikle doğru bir yöntem uygulamış bulunduğu ortama göre. En son bir Sara Hanım konuşacaktı galiba, o arada sesi kaldırdı mı sözü? Hala aynı fikirde mi? Sesini duymak isteriz. Dilerse. Yoksa
Yusuf mu istedi Erdem'den sonra? Evet, yazılan arasında karışıyor. Evet, Saran, buyurun. Hayırlı akşamlar herkese. Ben bir süredir derslere katılamıyordum. Biraz rahatsızdım. İnşallah bundan sonra daha düzenli katılım sağlamaya çalışacağım. Öncelikle onu söyleyeyim. Biraz koptuk yani dersten. Neden koptuğumun açıklamasını yapayım öncelikle. Sonrasında ise işte Hazreti İbrahim'in o dönemki şartlarda ki kendi içtihatına göre hareket ettiğini düşünüyorum. Yani Kur'an-ı Kerim o zaman yoktu. O Kur'an'a göre tabii ki hareket etmiyordu. Fakat biraz da bugün çok uykusuzum, kusura bakmayın. O hastalığına biraz verdiği etkiyle. Bugünkü şartlarda olsaydı Kur'an'a göre hareket ederdi. Kur'an'da dediğimiz gibi işte onların putlarına sövmeyin ki onlar da sizin kızıp da Allah'a sövmesinler diye buyuruyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah peygamberlerden bize örnekler anlatıyor ama işte onların yani her yaptıkları muhakkak %100 doğrudur şeklinde anlattığını düşünmüyorum. Yani şimdi o çok samimi bir şekilde ihlasla o zaman hareket etti Hazreti İbrahim. Onun için Allah onu ateşten kurtardı. Yani yaptığı o zaman belki bilmiyorum yani o zamanki şartlara göre doğru olabilir. Ama biz Kur'an'a göre hareket etmekle yükümlü olduğumuz için yani şu zamanki şartlarda öyle biraz nasıl diyeyim sert bir yaklaşım doğru olmayabilir. Çünkü Allah Firavun'a bile gitseniz diyor merhametli, şefkatli, güzel sözle konuşmamız gerektiğini söylüyor. Onun için dediğim gibi Hazreti İbrahim'in yaptıklarını o zamana göre değerlendirmek lazım ki diğer arkadaşlar da bunu söylediler. Benim söyleyeceklerim bu kadardı herhalde. Teşekkür ederim. Yine görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Teşekkürler Sara Hanım. Tanrı şifa versin. Katkınız için sağ olun. Görkem, buyur kardeşim. İyi akşamlar öncelikle herkese. Bilal abi, tebrik ediyorum seni de. Güzel bir dersti. Benim çok uzun değil aslında söyleyeceğim. Çok kısa. Kur'an'a baktığımızda ben şunu görüyorum. İbrahim tüm bu tartışma sürecinin öncesinde aslında bu insanlarla tartışıyor. Yani bir altyapı oluşturuyor bu insanların bu konuda düşünmelerine dair. Ve en son bir darbe olarak, son bir hamle olarak bu putları yıktığını görüyoruz aslında. Yani benim gördüğüm kadarıyla böyle. O yüzden bu yaptığı bu son hamle aslında bir son vuruş gibi değerlendirilebilir diye düşünüyorum ben. Şöyle ki bu Arnavutluk'ta yapılan olayın aslında düşünmeye itecek hiçbir yanı yok benim gözümde. Yani tamamıyla tanrılara sövmekle eşdeğer bir kategoride değerlendirilir. Ama İbrahim'in yaptığı şey aslında bu insanları kritik düşünmeye itiyor. Yani diğerinin temeli tamamıyla boşken İbrahim'in yaptığı şeyin temelinde bir anlam var. Yani bir saldırganlık değil, bir kritik düşünmeye itme, onların kendi içlerine dönüp aslında bizim yaptığımız ne kadar saçma, boş demeye itme şeyi görüyorum ben orada. Yani bir öyle bir... Sesim geliyor mu şu an? Evet, aha dinliyoruz. Ha, tamam. Bir an şey oldu sandım da, baskonuştan çektim sandım. Yani dediğim gibi İbrahim'in yaptığı şeyin altında tamamıyla bir anlam var. Fakat bu adamın yaptığı şeyin altında hiçbir anlam göremiyorum ben. Yani tamamıyla saldırganlık ve karşıdaki insanları düşünmeye itmiyor hiçbir şekilde. Yani bu kadar söyleyeceğim. Teşekkür ederiz Görkem. Rica ederim. Soner, buyur kardeşim. Aslında burada tabii arkadaşlar yorumlarını yaptılar. Düşünmeye itmiyor. Hiç bilgece değil. Güzel bir aydınlatma değil. Fakat mesele şu, yani bir put kırmak, yani insanların tapındığı bir nesneyi kırmak öyle hafif bir şey değil arkadaşlar. Yani sadece Arnavutluk'taki
adamın işte spreyi sıkması üzerinden değerlendirmeyelim. İskender'in sorusu daha geniş bana göre. Yani böyle bir eylem mi biz yapabilir miyiz? Böyle bir eylemi bu ayetten yola çıkarak bugün buna benzer bir eylemi yapmaya bu anlamda Kur'an bize cevaz veriyor mu? Bu gerçekten bir bugünün literatüründe bu geçerli mi? Yani dolayısıyla bence bunu daha geniş düşünmeliyiz. Bilgelik üzerinden, güzel bir aydınlatma üzerinden değil de tamamen biz acaba böyle bir eylemi yapabilir miydik, yapmalı mıyız gibi bir şey. Mesela basit, en basitinden, yani biliyorsunuz belirli ülkelerde o ülkelerin kurucuları ya da o ülkelerdeki önemli şahsiyetlerin heykelleri dikiliyor. Ve bu heykeller üzerinden o kişilerin o ülkedeki egemenliği bir şekilde herkese duyuruluyor. Ve o kişi, o heykeli dikilen kişi çok uzun yıllar önce vefat etmiş, ölmüş olsa da bugün hala ülkeyi o yönetiyor. Şimdi ve bu kişi üzerinden yani şöyle söyleyeyim, bu kişiyi bazen putlaştırıyorlar da. Yani önünde saygı duruşunda bulunuyorlar, eğiliyorlar. Bu kişiler adına bir takım metinleri okullarda okutuyorlar, ona bağlılık bildirtiyorlar. Yani netice itibariyle bu heykeller, bu eski devlet başkanlarının ya da ülke kurucularının heykelleri bugün put olmuş durumda. Şimdi biz gidip bu putu yıkabilir miyiz? Daha doğrusu bu puta bir tane işte gidip bunların hepsini yıkıp insanlara şunu diyebilir miyiz? Yani işte onlar onların bir gücü yok, gidin onlara sorun gibi bir şey diyebilir miyiz? Bu anlamda geniş bir soru. Bence bu soruyu bu perspektifle değerlendirmeliyiz. Bunu söyledikten sonra Bilal, sana sorum olacak. Şimdi 6.91'de şöyle söylüyor. O halde Musa'nın insanlar için ışık ve rehberlikle getirdiği kutsal yazıyı kim vahyetti? Onun birçoğunu gizlediğiniz halde, özellikle burayı, buradan ne anladığını sormak istiyorum. Onun birçoğunu gizlediğiniz halde duyurmak için onu kağıda yazıyordunuz. Metnin bu kısmı Musa'ya vahyedilen Tevrat'ın, ki Tevrat'ın bir bölümüdür. Yani Tevrat'ın tamamı değildir. Tevrat'ın bir bölümüdür. Onun birçoğunu gizlediğiniz halde duyurmak için onu kağıda yazıyordunuz. Aslında kağıda yazılan kısım Tanrı'nın tamamen vahyettiği değildir. Ve bu yolla Tevrat tahrif edilmiştir, bozulmuştur. Bugün elimizdeki metin orijinal metin değildir diyebilir miyiz? Bu ayetin bu kısmından yola çıkarak. Birinci sorum bu. İkinci sorum da 101. ayette onun asla bir eşi olmadığı halde nasıl bir oğlu olabilir diye bir cümle görüyoruz. Şimdi mesela Meryem, İsa Mesih'in annesi, Meryem'in de bir eşi yoktu ama bir oğlu oldu. Burada kurulan mantık, mantığı nasıl anlayabiliriz? Yani işte bize şu mesaj veriliyor: çocuk sadece eş üzerinden olur. Yani ki zaten doğal olan budur. Ama bunu söylüyor bir yandan. Diğer yandan da bakıyoruz, İsa Mesih'in annesinin bir eşi yokken bir oğlu oluyor. Bunu nasıl değerlendiririz? Bu arada Yusuf eş derken denk anlamında değil mi diyor. Hayır, orada bildiğin eş yani. Hani karı koca ilişkisindeki eş ifadesi. Evet, benim sorularım bunlar. Teşekkür ediyorum kardeşim. Teşekkürler Sonur. Şimdi yani zor sorular açıkçası, üzerine düşünmek gerekir ama burada açıkçası onun birçoğunu gizlediğiniz halde duyurmak için onu kağıda yazıyorum. Yani mesajı gizliyorlar, yani anlatmıyorlar. Benim anladığım bu.
yani tahriften ziyade yani mesajın işlerine gelen kısmına vurgu yapıyorları anlıyor. Yani buradaki gizlemekten tahrif değil, işlerine gelen kısımları vurguya, onları kağıda yazıyorlar ya da o kısımları önemseyip diğer kısımları önemsemiyorlar. Bugün Kur'an'ı da yapılan, Kur'an'ın tamamına iman ettiğini iddia edenlerin yaptığı gibi diye düşünüyorum. Algıda bir problem gibi gözüktü bana bu ayet. Diğer ayette de burada bence bir ironi olabilir, bilmiyorum. O sen dediğin açıdan bu ayeti de düşünmedim. Çünkü burada dediğin gibi İsa Meryem'in eşi olmadığı halde oğlu oldu. Meryem'in oğlu oldu. Ama tabii ki burada Meryem'i de tanrılaştıranlar aslında. Onun asla bir eşi olmadığı halde nasıl bir oğlu olabilir? Ben burada bir ironi gibi düşünüyorum. Yani Tanrı irade ediyorsa, ki öyle oldu, mucizevi bir şekilde doğdu İsa. Ama bu onun Tanrı'nın oğlu olduğu anlamına gelmiyor. Yani diğer türlü şöyle olmuş oluyor. Meryem'den doğduğu için Tanrı eşi mi olmuş oluyor? Yani gibi bir bozuk bir anlayış ortaya çıkıyor. Yani üzerine çok düşünmedim, bilmiyorum. Soner ilk anladım bu, ama diğerinde mesajı gizlemek olarak düşünüyorum. Tahrif değil. Senin cevabın varsa duymak isteriz. Hayır, yani şu var. Gizlediğiniz halde duyurmak için kağıda yazıyordunuz. Yani kağıda yazıyordunuz meselesi önemli ya orada. Yani orada esasen benim şey yapmak istediğim, kağıda döktükleri metin aslında gizlediklerinden arta kalan olarak anlayabilir miyiz? Yani bugünkü Tevrat metni için konuşuyorum. Çünkü orada kağıda döküyordunuz ifadesi var ya, yani onun birçoğunu gizlediğiniz halde duyurmak için kağıda döküyordunuz diyor. Yani demek ki kağıda döktükleri tamamı değil. Böyle bir mantık üzerinden sormuştum. Tahrifi bu açıdan sormuştum yani. Bilmiyorum. Yani düşünmem gerekiyor. Açıkçası kağıda benim buradaki yanıtım, hı-hı, yani birçoğunu gizlediğiniz halde kağıda döküyordunuz, duyurmak için kağıda döküyordunuz, yazıyordunuz ifadesinden ben şunu anlıyorum. Yani onlar Tevrat dediğimiz metne tamamını geçirmemişler. Hatta bir kısmını gizleyerek geçirmişler, kağıda dökmüşler. Yani bugün elimizdeki Tevrat'ın orijinal Tevrat olduğu kanaatinde değilim. Bu ayetin de buna bir delil olabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi Rabbim bize rehberlik etsin. İnşallah kardeşim doğru anlayışı bize bahşetsin dilerim. Şu arada Yusuf söz istemişti. Yusuf buyur kardeşim. Teşekkür ederim. Öncelikle bu Soner abinin zor soruları bir tane bir bakış açısı açmak istiyorum. Tamamen ilk aklıma gelen şeylerden birisi, belki de çok yanlış bir başlangıç olacak ama yine de hani sizin önce geçmiş bir tefekkürünüz olduğu için size böyle bir bakış açısı kazandırabilmek adına bu yorum yapacağım. Şimdi inen vahiyler var, tamam. Abi ayeti bir daha açabilir misin? Ben göreyim. Dur bir dakika. Bir dakika, ne yapıyorsun? Şimdi ayeti okuyayım. Tanrı herhangi bir insana herhangi bir şey vahyetmez dediler. De ki, o halde Musa'nın insanlar için ışık ve rehberliği getirdiği kutsal yazıyı kim vahyetti? Yani burada vahyolunan bir yazı var zaten. Vahyolunmuş. Ve o insanlar da bu vahiy o insanlara gitmiş. Yani ortada bir kitap ya da artık bir vahiy kitap diyelim. Ortada bir kitap var ve bu o insanlara ulaşmış. Fakat o insan kitlesinin işte azınlık mı çoğunluk mu olduğunu buradan yola çıkarak bir şey diyemem. Devam edelim. Onun birçoğunu gizlediğiniz halde duyurmak için onu kağıda yazıyordunuz. Mesela şöyle düşün. Şimdi arkada bir tane kitap var elimin altında tuttuğum. Tevrat'ın tamamı. Fakat ben insanlara gittiğimde oradan sadece işime gelenleri söylüyorum. Mesela abicim kapıyı kapatır mısın? Mesela
İşte kadınların tesettür ayetlerini alıyorum, onları paylaşıyorum, yazıyorum, onları paylaşıyorum. Geri kalanı saklıyorum. Mesela işte nasıl diyelim, mehir ayetlerini saklıyorum, onları anlatmıyorum ama tesettür ayetlerini, işte eşinin erkeğe karşı yaklaşımını, bunları paylaşıyorum. Erkeklerin işte gözlerinizi kısın, iffetinizi korun ayetlerini saklıyorum ama işte bunları ön plana çıkartıyorum. Ya da bağışla alakalı ayetleri ön plana çıkartıyorum. Fakat oradan mesela bazı yerleri saklayarak işte ne diyorduk onlara ya? Yahudilerin sinagoglara bağış yapılamayacağını söylemiyorum gibi. Yani oradan işime gelenleri halkla paylaşıyorum. İşime gelmeyenleri zihnimde tutuyorum veya kitapta tutuyorum, paylaşmıyorum gibi olabilir mi acaba diye bir yol açmak istedim. Belki de çok yanlıştır. Yani çelişir, bilemiyorum. Sadece aklıma gelince bunu söylemek istedim. Şimdi Sara abla beni duyuyorum. Onun söyledikleri kafamda bir sürü şey açtı. Tanrı ona rehberlik etsin, Tanrı bana rehberlik etsin. İyi anlayalım bütün bu konuları. Şimdi şöyle bir mantık oturttum kafamda Sara ablanın dediklerinden sonra. Şimdi o dönemde bir Kur'an yok. Daha doğrusu Kur'an hükümleri yok. Çünkü biliyoruz ki Kur'an bir... Yani Kur'an'da gelen hükümler yeni hükümler olabilir. Bazı şeyler değişmiş olabilir. Bunu çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla İbrahim peygamber zamanındaki yaşanan o hüküm, daha doğrusu anayasa farklı olabilir. Mesela kısas diyoruz. Tamam, Kur'an kısası kabul etmiş, koymuş. Kısasla alakalı da bazı şeyleri vurgulamış. Ama o dönemdeki şeriatta tabii kısas doğru bir yaklaşım, örnek olmayabilir ama işte başka bir konuda oruç mesela. Oruç hepimiz çok klasik bir örnek, çok net bir örnek, basit bir örnek. Hani bir takım farklı hükümler olabilir. O yüzden İbrahim peygamberin de o dönemde yapıp yaptığı şeyin hani şeriat ile çelişmediğini bilmiyoruz. Şeriattan kastım da Tanrı'nın indirdiği kitaptaki o hükümler. Bunu da bir kere daha vurgulayayım. Hadi bunu da bir geçelim. Şunu unutmamak lazım. Yine peygamberin yaptığı her şey doğru mudur? Eleştirilmese bile. Mesela şimdi aklıma direkt kurban olayı geldi. İbrahim peygamber oğlunu kesmeye kalktığında bunu Allah için yapıyor. Doğru olduğunu düşünüyor. Ve aslında öyle kötü bir şey yapıyor ki bir insan buna inanırsa, Allah'ın bir insanın oğlunu işte kesmesini emrettiğine inanırsa ve Allah'ın bunu emrettiğini söylerse ve buna inanırsa cehenneme gider. Yani çünkü Tanrı'ya böyle kötü bir akıllı yakıştırma yapmak son derece yanlıştır. Bunu neye dayanarak söylediğini Yusuf Ek'te yazıyor. Allah'ın antlaşmacısı da böyle söylüyor. Yani orada İbrahim peygamberin inandığı ve yaptığı şey son derece kötüydü. Ama İbrahim peygamber samimiydi. Gerçekten çok samimi ve çok iyi bir teslim olandı. Ve Allah onu ödüllendirdik diyor ayetlerde. Yani İbrahim peygamberin aslında yaptığı çok yanlış bir şey. Altını çiziyorum, çok yanlış bir şey. Samimi oluşundan dolayı ödüllendiriliyor. Aynı şekilde İbrahim peygamberin doğru yapıp yapmadığı bir kenara, onun bu samimi tavrı Kur'an'da kınanmamış. Yani nasıl diyelim, bir kınamaya tabi olmamış. Ha, biz şunu konuşabiliriz. Bizim bakan kısmı konuşabiliriz. Bir de sünnetullah meselesini göz ardı ederek o dönemde de işte bilgece yaklaşmak doğru olabilir mi olamaz mı? Belki bunu tartışabiliriz ki çok gerekli bir tartışma olur mu bilemiyorum. Bizim için olan kısmına bakalım. Biz bir hüküm vereceğimiz zaman mesela hem bu konuyla alakalı olsun ya da peygamberlerin hayatlarıyla alakalı diğer başka konuda Kur'an'daki o konudaki net şeylere bakmalıyız. Yani net hükümlere bakmalıyız. İşte şunu yapmalısın, bunu yapmamalısın gibi. Ve buradan yola çıkarak hayatımızı şekillendirebiliriz. O peygamberlerin yaşadıkları olaylardan da hani dediğim gibi direkt olarak işte doğrudur ya da direkt olarak yanlıştır demek çok doğru değil. Çünkü dediğim gibi kurban olayı buna çok güzel bir örnek. Hani ayetlere bakma sanki orada bir hata yokmuşsun gibi gözüküyor. Allah ödüllendirdik diyor çünkü ayetlerin devamında. Ama bütün çerçevele baktığında aslında orada ne kadar büyük bir hatanın olduğunu görebiliyorsun. Yani bu bakın, yani bu açı bakış açısıyla konuyu ele almak gerektiğini düşünüyorum. Yani yapılan hareketleri net hükümlerle değerlendirip bir hüküme varmak lazım. Yani içtihat bu şekilde olması lazım. Bir de bu birkaç örnek vereceğim yaşadığımız alakalı. Hani grupta yani Ramazan ayındaydı sanırım. Aynen Ramazan ayında söylemiştim. İşte bir teyze gelmişti bana. Yavrum ha koronanın ilk çıktığı zamanlar mıydı? Koronanın ilk çıktığı zamanlar da olabilir. İşte yavrum biz koronadan dolayı çok işte şey yapalım. Korkuyoruz, markıyoruz. 1000 tane salavat çekeceğiz. Bunun birazını sana vereyim mi demişti bana hatırlarsanız. İskender abi de şu cevabı vermişti. Yusuf keşke ona sorsaydın. Salavat ne demekmiş? İşte ben bilmiyorum. Bana anlamını söyler misiniz? Gibi bir şey söyleseydin. Ne cevap verecekti acaba tarzında bir yorumda bulunmuştu. Mesela bunu söylediğin zaman yani işte ya salavat dediniz de koronaya iyi geleceğini söylüyorsunuz ya anlamı ne acaba? Bana bir söyler misiniz gibi bir yaklaşımda aslında biliyoruz anlamını.
Ama bunu söylediğinde işte İbrahim'in yaptığı gibi oluyor. Biraz da nükteli bir anlatıma çıkıyor. Ya da şeyi de hatırlarsınız belki, daha da eski. Diyanette bir vaiz beni Diyanet'e çıkartmak istemişti, Diyanet TV o zamanlar. Hatırlarsınız, bunu da konuşmuştuk. Orada işte çıkıp acaba işte Reşat Elçi'dir ne olur trollemek gibi oluyor biraz çünkü. Ama mesela o zaman demiştik ki en bilgice davranmak doğru olan, işte yanlış bir şey yapmamak lazım, bilgice davranmak lazım gibi. Ama orada çıkıp işte ki o mümkün bir şey değil bence şu an, en azından benim için değildi. İşte çıkıp adam bir şey söyleyecek hadisler hakkında. Ama ya bakın şöyle bir hadis de var, bunlar çelik. Ben orada sanki düşünür gibi, aslında zaten düşünüyoruz, kimseyi kandırmıyoruz. Bunu düşünüp de buraya geldik yani. Bu şekilde nükteli cevaplar vermek yine bence konu bağlamında değerlendirilebilecek bir şey diye düşündüm. Onu da paylaşmak istedim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Yusuf. Yani orada işte dediğim gibi bu tavrın doğru sonucu da açığa çıkıyor yani. Onlar diyorlar ki evet haklısın yani. Hani senin o verdiğin örnek gibi salavatın anlamını biliyor musun? Hayır bilmiyorum ne demek? İşte şu evet haklısın. Yani yapılan şey işe yarıyor. Yani böyle değerlendirmek lazım. Onun haricinde dipnotla ilgili bir konuşma olmuş. İskender 5. surenin 44. ayetin dipnotunu paylaşmamızı istemiş. Sonra paylaşmış. Tevrat, İsa Mesih'ten önceki tüm İsrail peygamberleri vasıtasıyla vahyedilen tüm kutsal yazıların bir toplamasıdır. Yani bugünkü eski ayet, Kur'an'ın hiçbir yerinde Tevrat'ın Musa'ya verildiğini görmüyoruz. Bugünkü eski ayetin elimizde olduğuyla ilgili bir dipnot gibi düşünebilir miyiz? Bunu konuşalım. Erdem söz istemişti. Bu konuda söyleyecekleri vardır. Teşekkürler. Ben ilk önce tekrar o İbrahim'le ilgili şeyi kısa anımsamak istiyorum. Şimdi ben orada yanlış bir şey yaptığını düşünmüyorum. Çünkü evet samimiydi. Ama yine de mesela aynı şey, aynı zamanda Tanrı İbrahim'in yumuşak bir olmasını övüyor, pozitif konuşuyor. Fakat yumuşaklığından dolayı babasına müşrik olduğu halde babasına af dilemesini doğru yapmadı diyor mesela. Onun için o putları yıkmakta. Evet samimiydi ama orada doğru yapmadı diyebilirdi, fakat öyle bir şey demiyor. Ben yine burada bir aydınlatmak için yapılan bir hareket olduğunu tekrar düşündüğümü ifade etmek istiyorum. Ve Temin aslında söylediğin şey doğruydu. Yani tüm putları yıkmıyor. İşte orada bir tartışma çıkarmak için dediğin gibi son bir çare olarak kullandığını ve aslında yanlış bir şey yapmadığını düşünüyorum. Bir de Yahudilerin gizlemesine değinmek istiyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yanlış ayeti paylaştım. Burada şey olan bir dakika. Evet doğru ayetmiş, pardon. Tekrar paylaşıyorum. Şimdi burada 6. surenin 91. ayetinde onlar asla Tanrı'ya takdir edilmesi gerektiği gibi takdir etmediler. Kim Tanrı bir herhangi bir insana herhangi bir şey vahyetmez dediler. De ki o halde Musa'nın insanlar için ışık ve rehberlik getirdiği kutsal yazıyı kim vahyetti? Onun birçoğunu gizlediğiniz halde duyurmak için onu kağıda yazıyordunuz. Şimdi size daha önce hiç bilmedikleriniz öğretildi. Size atalarınıza onu vahyeden Tanrı'dır. Şimdi onun birçoğunu gizlediğiniz halde duyurmak için onu kağıda yazıyordunuz. Şimdi evet haklısınız. Musa'nın kitaplarından bahsediyor. Fakat başka ayetler de buna değiniyor. Aslında bu Musa'nın kitaplarından daha geniş yapılan bir hareket. Benim şu anda bildiğim şeyi kısmı paylaşmak istiyorum. Şimdi eski ayette Tevrat'ın tüm kısmında bayağı bir kitap var. Bayağı peygamber geldi onlara. Şimdi baktığımız zaman örnek olarak Yahuvacıların kitap dizilimini alalım. Örnek olarak 39 tane kitap var.
Ve bu az olan kısımlarından başka kitaplar da var aslında. Ama onu örnek alalım, 39 alalım. Şimdi Yahudilerinkisine bakıyoruz. Yahudilerin kitaplarına bakıyorum şu anda. Tabii ki en başta olarak 5, ilk 5 kitap bu Musa'nın. Ama ondan sonra da okuyoruz, görüyoruz ki The 24 Books of the Hebrew Bible, Torah.org, yani bu Yahudilerin sitelerinden 24 kitap kabul ediyorlar. Düşünebiliyor musunuz? 39 kitabın içinde, ki bu minimumdur, 39 kitabın içinde 24 tanesini de kabul ediyorlar ve Tevrat olarak algılıyorlar. Kaç tane kitap gizlendi? Aynı zamanda gelecekte bir bakire bir kadından Emmanuel doğacağını söylüyor. Emmanuel isim olarak şey ama sıfat aynı zamanda. Yani İsa'dan bahsediliyor orada. Bakire bir kadından bir Emmanuel doğacağını söylüyor. Tanrı'nın desteğini getiren, aslında Tanrı bizimledir demek Emmanuel. Yani Tanrı'nın desteğini getiren biri. Yani bu Mesih, kurtarıcı Mesih. Fakat İsa hakikaten geldikten sonra bunlar bu kelimeyi bakire bir kadını olarak kelimesini genç bir kadına çeviriyorlar. Burada anlam kayması mı oluyor? Hayır. Anlam kayması da değil. Çünkü gerçekten bambaşka bir kelime. Bu. Yani içinde bakire anlamı yok olan bir kelime. Pardon. Evet. Bakire anlamı olmayan bir kelime. Sadece genç kız demek. Ve bu bakire kadını genç kadına çeviriyorlar. Genç kıza çeviriyorlar. Bu şekilde Mesih'in aslında bakire bir kadından doğduğunu gizliyorlar. Buna başka örnekler de var. Mesih'in tarihini kaydırıyorlar. Peygamberlerin yaşlarını değiştirip Mesih'in geleceği tarihi kaydırıyorlar. Bugünkü İbranice Tevrat'ta böyle mevcut. Yani aslında yazarak gizliyorlar fark ettiyseniz. Fakat bunun yanlış olduğunu nereden tespit edebiliyoruz? Şimdi milattan önce, yani İsa'nın gelmesinden önce 200 milattan önce 200 yılına dayanan Tevrat'ın Grekçe tercümesi var. Buna şey deniyor, Septuagint deniyor. Septuagint de bakire olarak geçiyor ve peygamberlerin yaşları da değişik. Aynı zamanda Samaritan Pentateuch, yani Samarilerin Tevrat'ında aynı şekilde yaşları bu Grekçe tercümedeki kisi gibi yazıyor. Yani bunlar birbirini destekliyor. Eski manuskriptler. Aslında burada İbranice yazıda bir manipülasyon olduğunu aslında ifşa ediyor. Dead Sea Scrolls çıktı. Ölü Deniz yazıları. Bunlar da yani ıslaklar tabii, bir kısmı parşömenlerin bir kısmı yok oldu. Fakat bir kısmı bu şeyde olanı doğruluyor. Grekçe tercümedeki yazılanları doğruluyor ve tekrar İbranice yazıda manipülasyon olduğunu tekrar ifşa ediyor. Ve aynı zamanda tüm bunlara, bunların üstüne bir de İsa'nın kendi sözleri ve Havva'ların yazdığı sözler yeni ayette Tevrat'tan alıntı yaparak daha çok Grekçe tercümedeki pasajlara benziyor. İbranice pasajlardan daha çok Grekçe tercümedeki pasajlara benziyor. Yeni ayette yapılan alıntılar İsa ve Havariler tarafından. Yani bu milattan önce 200 yılındaki Grekçe tercümesi ve birçok şey aslında İbranice'de böyle manipülasyon oldu ve aslında mesela Mesih'in bakire bir kadından, aslında orada Mesih yazmıyor ama o sonradan tabii belli oluyor, ama öyle bir Tanrı'nın yardımcısı bakire bir kadından doğması, onu genç kadına çevirmeleri, o yazarak gizlemiş oluyorlar işte orada. Kısaca yani bu yazarak gizlemenin bir nasıl desem formunu daha anlatmak istedim. Teşekkür ederim. Ve evet teşekkür. Şimdi Sanır abi demiş ki o zaman bugün gidip Türkiye'deki malum heykelleri kırabilir misiniz? Yok yani orada bir aydınlatma söz konusu değil yani tartışma açmak için. Ben öyle düşünüyorum yani şahsi kişisel olarak. Teşekkür ederim. Buyur Bilal abi. Biz teşekkür ederiz. Ben tekrar ediyorum. Dediğim gibi İbrahim'in yaptığı harekette o zamanki algıda bu işe yaradı. Yani o insanlar
yaptıkları şeyin saçma olduğunu anladılar. Ama günümüzde böyle bir şey yani bilgece olduğunu düşünmüyorum ben. Onun haricinde kim söz istemişti? İskender istemişti. İskender buyur kardeşim. Evet, teşekkürler. İbrahim'in yaptığı şeyle alakalı verdiğiniz cevaplar güzel oldu maşallah. Ben de aynı düşünüyorum. Bizim için Kur'an yol göstericidir. Ve bu konuda nasıl davranmamız gerektiğini bize açık bir şekilde söylüyor. Bilgelikle ve güzel bir aydınlatmayla. Örneğin mesela ben hani Facebook, bazen Facebook'tan mesajı tebliğ ettiğimde veya mesajla alakalı bir şey yazdığımda onun hiç bilmeyenlere aktarıyormuş gibi aktarılmasından yanayım. Mesela onlara empati yapıp o şekilde yani güzel bir aydınlatmayla aydınlatılması. Örneğin mesela bir kişiye mesajı iletirken empati yapıp nasıl anlayabilir? Onun psikolojisi nasıldır? Ortam, şartlar, bunların hepsini göz önüne alarak güzel bir aydınlatmayla ve bilgelikle insanları irite etmeden, mesajdan soğutmadan dinlemek istemiyorsa bence çok zorlamamak gerekiyor. Yani irite oluyorsa, hoşlanmıyorsa, hoşuna gitmiyorsa bence o noktada hani zorlamamak gerekiyor. Çünkü Tanrı zaten rehberlik edecekse onun kalbini de açıyor. Bizim zihnimize gelen ayetleri, bizim meseleleri, veriş sıramızı bile Tanrı ayarlıyor. Ve o şekilde her şeyi Tanrı yapıyor ve Tanrı o kişiyi teslimiyete o vesileyle kendisi sokmuş oluyor. Biz aslında hiçbir şey yapmıyoruz yani her şeyi Tanrı yapıyor. Güven konusu çok önemli bir konu. Ben biraz bu konuda konuşmak istiyorum. Bunu İbrahim peygamber üzerinden bize anlatıyor Tanrı. İbrahim peygamber ateşe atılacak. Ancak halkına ben Rabbime güveniyorum diyor. Yani düşünün kolundan tutup ateşe atacaklar ve atıyorlar da. Ancak o bu argümanından hiç vazgeçmiyor. Ben Rabbime güveniyorum. Yani bir kişi senin işte gökdelenden aşağı atacağız. Çıkarıyorlar. Ve merdivenlerden çıkarken, asansörden çıkarken ben Rabbime güveniyorum diyor örneğin. Ve bundan hiç vazgeçmiyor. Ya nasıl güveniyorsun ya biraz sonra yere atılacaksın, paramparça olacaksın. Nasıl güveniyorsun yani? Ama mesela İbrahim bundan hiç vazgeçmemiş. Ben Rabbime güveniyorum. Ve Tanrı'nın İbrahim'i halkına karşı desteklemesi sürekli bu güven üzerinden olmuş. Yani ayetten bunu anlıyoruz. Ben Rabbime güveniyorum. Rabbim beni koruyacaktır ve kötü hiçbir şey olmayacaktır. Şimdi bu Kur'an'a geçmiş bir şey. İbrahim'i halkına karşı desteklediğimiz argümanımız buydu. Şimdi ondan sonraki ayet bize müjde olarak veriyor. Yani İbrahim'in örnekliğinden sonra iman edip ve imanlarını putperestlikle kirletmeyenlere mükemmel güvenlik veriyor. Tıpkı İbrahim'in örneği gibi ne yaparlarsa yapsınlar. Bize hiçbir zarar veremeyecekler. Yani bu bence bu noktayı tefekkür etmek gerekiyor. Meditasyon yapmak gerekiyor bu noktada. Çünkü bu noktadan şeytan bize şey yapabilir, yaklaşabilir. Özellikle teslimiyeti seçtikten sonra korkmamak. Mesela işte en şeylerden bir tanesi hedef tahtasına oturtulabiliriz medya tarafından, tarikatlar tarafından. Bir meczup, cennete gideceğini zanneden bir meczup gelip bizi öldürebilir veya böyle bir düşünce içimizden geçebilir. Ama bu noktada Tanrı'ya güvenmek lazım. Yani ben Rabbime güveniyorum, hiçbir şey olmayacak. Ve Tanrı bize bu müjdeyi veriyor. Yani bir elçisi ile, antlaşma elçisiyle, bizim çağımızda gelen bir elçiyle
bize bu mükemmel güvenlik sözünü veriyor. Ve açık bir şekilde. Hiçbir şey olmayacak. Kötü hiçbir şey olmayacak. Şimdi bu güven noktası üzerinden başka, yani can güvenliği üzerinden söyledim. Mesela sağlık noktasında. Sağlığımız konusunda işte ben hasta olacak mıyım? Kanser olacak mıyım? Kötü bir hastalık olacak mı? Çoluk çocuğum nasıl olacak? Veya bir diyelim ki test amaçlı bir hastalığımız varsa acaba bu sürekli mi olacak? Yani bu noktada Tanrı'ya güveniyorum. Yani Tanrı'ya güveniyorum cümlesini bence meditasyonda düşünmek gerekir. Tanrı'ya güveniyorum vaadine karşı cin yoldaşımız bize ne gibi şeyler söylüyor? Karşıt argümanlar söylüyor. Veya bizi tam tersine nasıl ikna etmeye çalışıyor? Bir tartışma yürütmek lazım kendi içimizde. Neden güvenmeyeyim diye bir soru sormak lazım. Kur'an'da var. Kur'an peki insan sözü mü? Değil. 19 mucizesi var. O halde Kur'an'a güvenmem lazım. Kur'an'da yazıyor. Elçi bunu doğruluyor. Bir elçiyle, yani acaba ayet yanlış mı anlıyorum, ayeti yanlış mı anlıyorum gibi tartışmadan da Tanrı bizi kurtarıyor. İşte yetkilendirilmiş çeviri var. Yetmedi, elçi vaazlarıyla veriyor. Tanrı'ya güveniyorum. Böyle bir tartışmayı kendi iç dünyamızda şey yapmak gerekiyor, yürütmek lazım ve Tanrı'ya güven noktasını bence iş dünyamızda hani karşıt içimize doğan cin yoldaşımızın bize verdiği karşıt argümanlarla tartışıp bu noktayı bence diri tutmak gerekiyor. Başka mesela işte bizi rızıklandıran Tanrı'dır. Bize vereceği para bellidir. Cebimize girecek olan para bellidir. Evimiz yoksa bize ev verecek veya vermeyecek olan Tanrı'dır. Arabamız yoksa bize verecek veya vermeyecek olan Tanrı'dır. Yani bu gibi maddi şeylerde de Tanrı'ya güveniyorum. Tanrı'ya güveniyorum, Tanrı'ya güveniyorum diye. Bu noktada da. Ve mutluluk, yani yaşam mutluluğu. Bizi güldüren de, bizi ağlatan da Tanrı'dır. Yani bütün belirsiz olan noktalar, hayatımızın gayb olan noktalarında bizi endişeye sokacak olan her şey de kötü hiçbir şey olmayacak. Her şey güzel olacak. Artık bir Türk atasözü gibi bir şey oldu. Her şey güzel olacak. Yani bu güzel bir cümle bence. Her şey güzel olacak. Yani onu yanlış anlamayın. Ben siyasi bir partiye iltisakım yok. Ama güzel bir söz yani. Her şey güzel olacak. İmanlılara verilen bir söz bu. Bu hani şeytanın krallığındakilerin bu sözü söylemesi boş. Bunların herhangi bir güvenceleri yok. Kimin güvencesi var? İman edip imanını putperestlikle kirletmeyenlerin güvencesi var. Yani onların her şey güzel olacak sözü aslında bir güvenceye sahip değil. Bu cümleyi ancak iman edip imanlarını putperestlikle kirletmeyenler kurabilir. Ve gerçek anlamda onlar kurabilir. Ve gerçekçi, realiteye uygun da ancak iman edip imanlarını putperestlikle kirletmeyenlerin sözü doğrudur, realiteye uygundur. Evet, yani güven olayını bence iş dünyamızda şey yapmak lazım. Ben sözü fazla uzatmayayım. Bir sonraki şeyde de sahte elçiler konusu veya kısaca ona da değineyim de sözü bırakayım inşallah. Sahte elçiler konusuna da biraz değinmek istiyorum. Sahte elçiler Reşat Halife'den, şimdi şeytan elçi gelmeyeceği noktasında Kur'an ayetlerini çarpıttı. İnsanları inandırdı. İnsanların son elçi Muhammed olduğuna inandırdı. Sanki Muhammed'den sonraki insanların bir uyarıcıya ihtiyacı yokmuş gibi, onlar her şeyi garantilemiş gibi. Şeytan bir şekilde insanları kandırdı Kur'an ayetlerini çarpıtarak. Ancak Reşat Halife, Tanrı'nın antlaşma elçisi, Kur'an ayetleri üzerindeki bu çarpıtmayı ifşa etti. Ve elçi geleceğini kendi varlığıyla ve getirdiği deliyle bize ispatladı. Ve Reşat Halife'den sonra 100'den fazla elçi çıktı. Elçi iddiasında olan insan çıktı. 100'den fazla benim bildiğim kadarıyla. Bunların ortak özelliği bir kanıtlarının olmaması. Ve genellikle bunlar 19 mucizesinden çeşitli kanıtlar getirirler. İşte ben şu veriyi buldum. O halde benim şeyim bu. Mesela Türkiye'den de birisi vardı. Çok feci bir şekilde bir trafik kazasında öldü. O da Kur'an'dan başka bir kod bulduğunu iddia etti.
Onun da çeşitli yalanları var. Neyse o spesifik olarak girmeyelim ama yani bunların ortak özelliği 19 mucizesine bir pay almaları kendilerine. Yani antlaşma elçisine tahsis edilen mucizeyi kendilerine kanıt olarak göstermeleri. Bunların ortak putu da ego putu. Bu çok belirgin. Ve ben şunu söyleyeyim. Bir şey değil. Bana göre bir realite. Önümüzdeki yıllarda teslim olanlar Türkiye topluluğunda da böyle iddialarda bulunanlar olacaktır. Elbette ki kanıtlarını sorarız. Biz elçi gelmeyecek demiyoruz. Tanrı'dan alınan bir kanıt var mı diye sorarız. Bu bizim hakkımızdır. Buna da hazırlıklı olmanızı söyleyeyim. Evet, teşekkür ediyorum. Teşekkürler İskender. Evet, kanıt çok önemli. Reddedilemez bir kanıt olması lazım. Yoksa dediğin gibi 100 tane dedin galiba. 100'e yakın elçilik iddiasında olan bulunan olmuş. Yani bunları ayırt edemeyiz. Yani bu mümkün değil. O yüzden delille iman çok önemli. Tanrı'ya güven konusu gerçekten uzunca tefekkür edilmesi gereken bir konu. Hayatımızda yani tamamen hayatımızın merkezine işlemek için uzun uzun düşünmemiz gerekiyor. Kesinlikle çok haklısın. Maşallah. Çok değerli bir konu. İnşallah Rabbim bunu gereği gibi anlayanlardan eylesin bizi. Bize yardımcı olsun. Bize lütfunda bulunsun dilerim. Yusuf kardeşim buyur. Galiba söz istemiştin. Teşekkür ederim abi. Bu evet gerçekten Tanrı'ya güven konusu çok ve aslında bir konuyu çok iyi anladın. Tefekkür ettin. Oradan başka yerleri mesela işte herhangi bir devlet adamı, herhangi bir komutan, hiç, kimin olduğunun hiç önemi yok. Yani yüzlerce isim sayabiliriz yani burada. Tabii yüzlerce isim hafızadan çıkmaz da hani açsak internete o biz binlerce isim sayabiliriz. Fakat işte bunu yani şu nokta gerçekten çok önemli. Yani bunu anlamak o kadar önemli ki mesela Tanrı'ya güvendiğin zaman, gerçekten Tanrı'ya güvendiğin zaman ondan başka hiç kimsenin sana bir şey sağlayamayacağını bilirsin. Çok popüler bir slogan vardır. Olmasaydın olmaz diye. Bunu açık konuşacağım. Bunu mesela Muhammed Peygamber'e de söylerler. Atatürk'e söylerler. İşte Mustafa Kemal'e de söylerler. Artık nasıl diyorsanız hiç önemli değil. Hani bunu Hitler zamanında da belki de hani o aşırı böyle faşist olan insanlar, Hitler'i komutanım, hani böyle liderim gibi gören insanlar da bence bunu Hitler'e söyle, işte Hitler olmasaydı olmazdı abi, yapamazdık bu savaşı falan gibi. Hani bu ya da işte Fatih'e mesela işte o İstanbul'un fethinden olmasaydı olmazdık, yapamazdık işte falan gibi. Ya da işte Fatih'in zamanından işte 100 yıl sonra olmasaydı olmazdık. Ya bu o kadar çok insana söyleniyor ki. Mesela ben bunu ailemle paylaşmıştım. Koyu Atatürkçü bir ailem var. En azından bir kesim böyle. Orada mesela geçen bir ay önce falan gidip bunu onlara da söylemiştim. Bir durdu içlerinden birisi. Evet dedi, yani doğru söylüyorsun. Yani bu cümle aslında doğru bir cümle değil dedi. Bunu Atatürk için konuşuyorduk biz orada. Hani bu işte şunu düşünebilmek, evet tamam o adam geldi ya da işte o kadın geldi. Fark etmez, bunu kadınlar için de söyleyebiliriz. Çok iyi işler yaptı, doğru. Fakat şunu unutmamak lazım. O aslında hiçbir şey yapmadı. Yani Tanrı sana, mesela Türkiye'de yaşayan insanlar için söyleyelim. Biz özgür insanlarız değil mi? Osmanlı gibi değil. Osmanlı'da olsak muhtemelen şu anda biz asılmıştık zaten. Yani şu an böyle rahat konuşamazdık. Evet, Tanrı bize bu özgürlüğü verdi ve bunu vesir olarak işte Mustafa Kemal'i kılmış olabilir. Doğrudur. Ve onun silah arkadaşlarını kılmış olabilir. Doğrudur. Fakat mesele şurada işte. Bak, ben bir ruh olarak dünyaya geldiğimde zaten bunu hak ediyordum. Göksel tartışmadaki konumum, barındırdığım o ruhun iyiliği bana zaten bunu otomatik olarak hak ettiğim, ya hak etmekten kastım Tanrı'nın hani lütfuyla, merhametiyle bunu hak etmek olarak söylüyorum. Zaten Tanrı beni buna gönderecekti. Yani o adam bunu yaptığı için ben böyle değilim. Ben böyle olduğum için böyleyim. Yani Tanrı bana bunu nasip ettiği için buradayım. Bak, bunu anlamak çok önemli. Tanrı, ben eğer bunu hak etmeseydim, böyle özgür bir ortamı hak etmeseydim, Tanrı zaten beni burada göndermezdi. Yani işte Atatürk bunu yaptı dedi. Hayır, İstanbul'da oturuyorum, çok güzel bir manzarası var. Fatih fethettiği için değil. Yani
İşte buna bir sürü örnek verebilirsin. Tanrı böyle irade ettiği için böyle oldu. O yüzden hani bunu çok iyi anlayan bir insan hiç kimseye, mesela şunu hiç görmüyorum arkadaş. Gerçekten üzücü. Ya üzücü. Ya ben kendi ailemden de biraz hani çok yaşadığım için bu durumda. İşte 10 Kasım geliyor veyahut da işte 29 Ekim geliyor. Abi bir kere ben ne bileyim yani insanlarda ya Tanrım teşekkür ederim işte Atatürk'ü gönderdin diyen de yok. Ya da Tanrım teşekkür ederim. Hani bak bunu Fatih için söylüyorlar sanırım biraz. Biraz daha var orada ama orada da hani yine sıkıntılı bir durum, bir sürü mevzu var. Hani teşekkür ederim İstanbul gibi bir şehirde yaşamayı bana ettiğin için. Yani bu o kadar az ki. Hani 100 defa işte Fatih'in ismi anılır bir kere Rabb'e teşekkür edilir. Yani ya biraz sembolik örnekler olduğu için Atatürk'ü işte Muhammed Peygamber'e veriyoruz. Hani yoksa inanın şahıslar umurumda değil yani. Burada önemli olan o profil. O yüzden mesela Tanrı'ya güveni anladığında, hayrın ve şerrin Tanrı'dan geldiğini düşündüğünde yapacağın tek şey şudur. Teşekkür ederim. Ya Toygun bana bu bardak bir bardak su getirdi. Teşekkür ederim. Ve Rabbim sana şükürler olsun dersin. Çünkü biliyorsun o su hani o su Rabbinden geldi. Hani işte bunları çok iyi oturttuğunda putperestlik böyle ayan ben ortada duruyor. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Tanrı'nın yanında hiçbir kimsenin, hiçbir şeyin, hiçbir gücü yoktur. Yani bunu bildiğimiz zaman zaten konu anlaşılıyor galiba. Abi çok ufak bir şey daha ekleyebilir miyim? Tabii bunu ki. Bunu özellikle istiyorum. Hani mesela 19 için de öyle. Yani biz Reşat'tan dolayı 19'u öğrenmedik. Tanrı New Era muhabbeti var ya, bunu hatırlarsınız konuşmuştuk. Yani bizim böyle bir çağda gelmemiz gerekiyordu. Yani Reşat işte 19 bulduğu için biz 19 görmedik. Bu bize Tanrı'nın lütfuydu. Reşat da aynı şekilde. Yani Reşat'ın getirdiği hakikatler. Biz tabiri caizse bak bunun altını böyle tırnak içinde söylüyorum burayı. Hak ettiğimiz için biz bu mesaja ulaştık. Yoksa Reşat bunları getirdiği için bu hayır. Bu Reşat da vesileydi. Elçi vesileydi. Mesaj önemli. Bunu Reşat için de söyleyeyim. Yarın bir gün işte Atatürk'ü verdin, Muhammed'i verdin, Fatih'i verdin. Bak hani Reşat ona örnek vermiyorsun falan gibi saçma sapan bir yorum gelmesin. Bunu da önüne keselim. Aynı şey Reşat için de geçerli. Yani ben açıkçası gruba geldiğinden beri kaç yıl oldu bilmiyorum. 1,5 yıl oldu mu abi? Olmuştur herhalde. Hani hiç şunu bir kere bile duymadım. Ya Reşat teşekkür ederim. Sen çok yücesin. Sana şükürler olsun. İşte bize şefaat et. Ya da tamam bunları geç. Ya Reşat sana minnettarım ya. İyi ki getirmişsin. Bir kere bile ben hiçbirimizden bunu duymadım. Çünkü Reşat değil. Bunu Reşat getirmedi. Bunu Tanrı getirdi. Reşat sadece vesileydi. O yüzden hani bizim sahip olduğumuz her şey Tanrı'dan direkt geliyor. Reşat da değil, hiç kimse değil. Atatürk de değil, Reşat da değil, Muhammed de değil. Yani hiç kimse değil. Burada Reşat'ı da özellikle eklemek istedim ki yarın bir gün işte ya bak onu anlattım, onu anlattım, niye onu anlatmadın demesinler. Teşekkür ederim. Evet, maşallah. Ağzına sağlık. Güzel anlattın. Güzel anlattın. Birinin sesi açıldı, kapandı. Tamam. Kim şey istemişti? Erdem. Erdem buyur kardeşim. Teşekkürler. Demek ki şey doğruydu yani komikti. Fakat doğruydu yani. Şu ayeti aklıma getirdi. Haçla ilgili bir ayette bir yerdeydi. Tanrı'yı atalarınız kadar anın hatta daha fazla diye bir ayet vardı. O ayeti aklıma getirdi. Şimdi benim konuşmak istediğim şey, bu sefer kısa tutmaya çalışacağım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. O 6. surenin 93. ayeti. Sahte elçiler kınandı. Sahte elçiler kınandı ayetinde okuduğumuz şey, mesaj şu. Sahte elçiler kim? Yalanları uydurup Tanrı'ya atfetmek. Kendisine esin verilmemişken ben esin aldım demek. Tanrı'nın vahiylerinin aynısını yazabilirim demek. Bunlar 3 kriter veriliyor burada. Şimdi sözde işte Reşat Halife'nin elçiliğine inanan insanlar Tanrı'nın bu çeviri benim değildir, Tanrı'nın çevirisidir demesinin yanlış olduğunu iddia ediyorlar. Çünkü ona bir kitap inmedi diyorlar. Şimdi zaten orada iddiası bir kitap geldi bana değil zaten ama öyle bir iddiası yok fakat öyle çarpıtıyorlar. Ve aslında bir nevi bu ayeti
Reşad'a uygulamış oluyorlar. Yani aslında onun sahte bir elçi olduğunu aslında şuur altından söylemiş oluyorlar. Aslında onun elçiliğini reddetmiş oluyorlar. Aslında bu ayet açısından ilgimi çekti. Bu arada öyle bir iddiası yok. Sadece Kur'an'ın doğru mesajını şey yaptığını, aktardığıyla yükümlü olduğunu söylüyor. Görevlerinden bir tanesi. Tane çevirisi olduğunu söylüyor. Çeviri, yani kitap değil. Ama bu ayetle onu da göz önüne getirelim. Buna güven veren bir önceki ayet, birkaç önce ayet vardı. Bu konuda bize güven veriyor. 6. surenin 88. ayetini. İşte böyledir Tanrı'nın rehberliği. Kullarından kimi seçerse ona bununla rehberlik eder. İşte mesela antlaşma ayetisi bu. Rehberlik Kur'an olur. Ayetin devamı. Onlardan herhangi birisi putperestliğe düşmüş olsaydı onların işleri boşa çıkardı. Şimdi buradaki şey, yukarıda yazılan ayet mesela, orada yapılan şey yalan uydurmak, haddi aşmak, kötü bir ölüm yaşamak olduğunu görüyoruz sahte elçiler başlığında. Dediğim gibi bunu Reşad'a bir nevi uyguluyorlar. Fakat bu 88. ayet buna güvence veriyor. Çünkü öyle bir şeyin olmadığını aktarıyor bize. Çünkü eğer olsaydı diyor, işleri boşa çıkardı diyor. Olsaydı kelimesi burada çok önemli. Demek ki olmuyor. Yani Tanrı bunu zaten sağlıyor. Neden öyle yapsın ki? Neden bir elçi gönderip öyle yaptırsın ki? Yani doğru kişiyi seçemez mi Tanrı? Tabii haşa, seçebilir tabii ki. Onun için yani diğer ayetler de vardı zaten ama bunu tekrar bir güvence veriyor. Olsaydı diyor, yani olmuyor. Bu konuya bakarsak Reşad'ın erken vefatıyla ilgili ne diyebiliriz? İşte Tanrı burada müthiş bir test gizliyor bize. Çünkü İsa'ya da aynı şey oldu. Fakat İsa kurtarılmıştı çarmıha gerilmeden. İşte ona işte batırdılar, eline batırdılar, ayağına batırdılar, kan akıttılar falan. Hatta bazılarına göre İsa'nın kanını böyle fincanın içine aldılar falan, sakladılar. Ne bileyim, böyle acayip acayip, yani kendi kendilerini aslında saçmalamışlar orada. Çünkü İsa zaten gitmişti. Tıpkı Hristiyanlara bunun bir test olduğu gibi. Hristiyanlar bu testi geçemedi ne yazık ki. Çünkü ya reddedeceklerdi ya da işte testi geçeceklerdi. Fakat testi geçemediler. Çarmıha gerilmek bizim için, bizim günahlarımız için ölmektir dediler. Ve bu şekilde putlaştırmaya başladılar ne yazık ki. İnşallah biz testi geçeriz. Ne bu Reşad'ın yanlış yaptığına, testine, yani çukuruna düşmeyiz. Yani aslında sahte elçi ilan etmeyiz. Ve 88. ayette gördüğümüz gibi böyle bir şey olmadığını görüyoruz. Ne de yok işte onun ölmesi bizim için yani kurtarmaktı, bizim işte o diye saçmalamayız umarım. Tanrı korusun. Böyle bir şey olacağını düşünmüyorum inşallah. Fakat bir test aracı olduğu, İsa'yla gibi bir test aracı olduğunu düşünüyorum. İnşallah doğru bir şekilde geçeriz. Yani bunu aydınlatmak istiyorum insanlara. Bilgim kadarıyla. Teşekkür ederim. Bir de Bilal abi, sana bir soru sormak istiyorum. Şimdi demin ayetleri okuduk. Tanrı bize mutlak mutluluk vaat ediyor. Aynen, kimse ne erken ne geç ölür. Aynen o hepsi yazılmıştı Pelin. Şimdi Bilal abi, sana sorum şu. Tanrı bize mutluluk vaat ediyor. Ve kitabında bunu belirtiyor. Hem dünyada hem ahirette. Fakat şeytana baktığın zaman şeytan hadisler uydurtturuyor. İşte perişan olacaksın. İşte dünyada, işte ahirette kazanacaksın. Bu dünyada kazanmayacaksın gibi hadisler şey yapıyor. Şeytan neden hadisleri böyle kuruyor? Neden Tanrı'nın verdiği vaadi vermiyor? Reşad'ın da buna hakkında söyledikleri var. Ama sana da sormak istiyorum Bilal abi. Neden şeytan Tanrı'nın verdiği vaadi vermiyor? Veyahut veremiyor. Teşekkür ederim. Teşekkürler.
Zaten şeytanın amacı ya da iddiası Tanrı'nın yanında bir tanrılık yapmak, yani yönetmek, mutluluk vermek. Böyle bir iddiası var. Ama bunu veremediğini görüyoruz. Yani dünyanın ortada Tanrı'nın tanrılık yapmadığı ya da tek tanrı olmadığı bir yerde kötülük ve kan kaçınılmaz sonuçtur. Mutsuzluk. Bu yüzden de şeytanın böyle bir vaadi olmuyor. Yapamayacağını, yani beceremediğini gördüğü için, bunun farkına vardığı için bu durumu toparlamak adına böyle yalanlar uyduruyor. Siz dünyada mutsuz olursanız ahirette mutlu olacaksınız gibi. Tamamen Kur'an'a ters, yani Kur'an'dan çıkmayacak bir sonucu insanlara sunuyor. Bu da onun bir illüzyonist olduğunu gösterir. Görkem, inşallah sorun faydalı olmuştur. Beklemek istediğim bir şey var mı? Şu an eklemek istediğim bir şey yok, fakat ben yanıtları okurken bir kısmını kaçırdım, yani itiraf ettim. Görkem'in şeyini okuyacaktım ben. Tanrı seçtiğine rehberlik eder ne demek oluyor? Bunun altında başka bir anlam olmalı mı? Yoksa biz hiçbir şey seçmiyor ve yapmıyor oluruz. Biz Tanrı'yı seçtiğimiz için mi Tanrı bizi seçiyor? Ya da göksel toplulukta olan konumumuzun sonucu mu seçildik? İkinci surenin 6 ve 7. ayetlerinin dipnotunda ayetleri okuyayım inşallah. İnkarcılar, inkar edenlere gelince onları uyarsan da uyarmasan da onlar için fark etmez. Onları iman edemezler. Tanrı onları zihinlerini ve işitmelerini mühürler. Ve onların gözleri perdelidir. Onlar şiddetli azaba maruz kaldılar. Dipnotta yazıyor. Tanrı'yı reddetme kararı verenlere bu yönde yardım edilir. Böyle bir kararı sürdürdükleri sürece Tanrı tarafından herhangi bir kanıt veya rehberlik görmekten engellenirler. Böylesi feci bir kararın sonucu 7. ayette ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Buradaki kilit ifade böyle bir karar sürdürülebiliyor. Yani bu karardan dönülebilir. Bu kararı dönmek için bir dünya hayatının yaşam süresi var. Bu karardan döndüğü zaman o insana rehberlik edilebilir. Ama en nihayetinde kader Tanrı katında, Tanrı nazarında gerçektir. Yani o biliyor bizim hangimiz cennet veya cehennemle damgalandığımızı. Ama en nihayetinde bu noktada dipnot aydınlatıcı. Yani bu kararı verene o yönde yardım ediliyor. Yani o kararının sonuçlarını çekiyor ya da o sonuçlarıyla karşılaşıyor. Evet. Aslında abi bu biraz zor bir soru, yani bayağı bir zor bir soru, çünkü biraz da felsefi bir soru. Yani Tanrı açısından düşündüğümüz zaman kader konusu çok farklı, bizim açımızdan düşününce çok farklı oluyor. Yani biz aslında zamana tabi tutulduğumuz için, bunu idrak ettiğimiz için, fakat Tanrı bunu idrak etmedi. Yani idrak etmedi dediğim, yani zamandan uzak olduğu için aslında zor bir soru. Yani dediğim gibi göksel topluluktaki o tartışmadan dolayı mı acaba ruhlarımızın da hak ettiğini Tanrı biliyor ve bu şekilde bizi buraya getiriyor da biz bu şekilde bir şeyler yaşıyoruz karar verip vermeme konusunda, yoksa hani o senin söylediğin gibi bizim karar vermemizle mi alakalı? Benim hani hepsi, bence hepsi, çünkü Tanrı geleceği bildiği için hangi ruhun hangi şartlarda kurtarılacağını bilir. Eğer o ruh kurtarılmayı hak ediyorsa, yani bu yönde karar verdiyse, Tanrı verdiği o karardan ötürü o şartlara onu atar. O döneme, o çağa, o anne babaya, her neyse. Ve belli testleri ve eğitimi tamamlayacağı ortamı ona oluşturur. Yani tamamen bu Tanrı'nın bilgelik işidir. Onun haricinde inkarcılar için de o inkarının açığa çıkacağı şartları ve ortamları yaratır, oluşturur. Ve o insanın inkarcı olduğu açığa çıkar. Sonuçta biz doğduğumuz zamanı, tarihi, anne babayı seçemiyoruz. Yani bunlar Tanrı tarafından belirleniyor, her şeyde olduğu gibi. Ama en nihayetinde şunu biliyoruz ki Tanrı'yı mı, şeytanı mı seçme noktasında mutlak özgürlüğe sahibiz. En temel bu. Bunu bildiğimiz zaman bunun haricindeki sistemin nasıl işlediğine kafa yorabiliriz. Yani bizler dediğim gibi Tanrı'yı seçmek noktasında mutlak özgürüz. Ya da şeytanın tarafını seçmek noktasında bunu bilmemiz bizim için yeterli.
Ama onun dışında Tanrı bilgeler bilgesi olduğu için şartları, koşulları ona göre atar, ona göre oluşturur ve ona göre dizayn eder, tasarlar. Benim vereceğim cevap bu. Başka sorusu olan yoksa saat epey oldu. İnşallah. Aleyküm selam Yusuf Bulut kardeşim, aleyküm selam. Sen de çok selam söyle. Erdem söz istedi. Buyur Erdem. Teşekkürler. Ben bunu söylemeden kalamadım. Çok kısa değinmeye çalışacağım. Şimdi demek ki okunan ayette çalışmada şu ayet de vardı. 6. surenin 92. ayeti. Bu en önemli toplumu ve etrafındaki herkesi uyarabilmen için önceki kutsal yazıları, işte Kur'an'dan bahsediyor. Önceki kutsal yazıları doğruladığını bahsediyor. Ve namazı yerinize getireceğini söylüyor. Şimdi dipnotta bugünün en önemli toplumu Tanrı'nın mesajının orijinal haline döndürüldüğü Amerika'dır. Kur'an ve hadislerinde ise en önemli toplum Mekke'ydi. Şuna bir gözlem yapmak istedim. Şimdi Mekke'de ve civarlarda kabileler vardı biliyorsunuz. Fakat sağlarında, işte etraflarında iki büyük imparatorluk vardı. Hristiyanların Rum İmparatorluğu, Doğu Roma. Ve doğularında ise Arapların, yukarıda batıda ve doğunda da ise İran. O zaman tabii ismi başkaydı. İsmini şu anda Eseniler, anlamadım. Persler diye hatırlıyorum ben ama yanlış. Persler mi? Evet. Persler. Kendi bir isimleri vardı ama. Sasanilerdi herhalde. Şimdi neyse, sonuçta evet, Persler ve Rumlar vardı. İki büyük imparatorluk, fakat Kur'an'ın gelişiyle bir politik sistemin yerleştiğini görüyoruz. Barışı muhafaza etmek, kabileler barışçıl bir şekilde birleşmesi müminlerle. Müminlerin dışında da müşriklerin savaş açması, sonra onların da yenilmesi. Bu şekilde devlet, müminlerin devletinin altına girmesi. Ve 107. sureye baktığımız zaman görüyoruz ki onların din özgürlüğü de sağlanmıştı. Müşriklerin de din özgürlüğü sağlanmıştı. Maksimum özgürlük aynı zamanda diğerlerinde. Tabii erken dönemden bahsediyorum ben şu anda. Muhammed ve ilk dört halife döneminde. Aynı zamanda bu devletin demokratik bir şekilde, yani modern demokrasiyle benzer tarafları var. Bir kurum var. Kurumdan bir lider çıkıyor. Halkın da bunun içinde söylemi var. Kurultay diyelim. Tabii kurultay seçiyordu. Fakat halkın hiçbir sözü yoktur diyorlar. Mesela bazı ateistler bu konuda şey yapıyor. İşte kurultay seçiyordu. Onlar işte aralarında savaşıyordu falan. Savaş sonradan çıktı aslında. Aralarında normalde bir seçim şeyi vardı. Şimdi halkın, bunun ateistlerin dediği doğru olsa, halkın bir söylen, yani bu konuda bir payı olmasa, nasıl o zaman orada Sünnilerle Şiiler ayrılıyor? Bu hani dini bir ayrım değildi. İlk önce politik bir ayrımdı. Bunu biliyorsunuz, yani tarihi açıdan hadisler Muhammed'den 200 yıl sonra geldi. Şimdi o döneme kadar hadis yoksa, din ayrımı yoksa, bu ayrım nereden ki? Politik bir ayrım olduğu belirliyor. Çünkü Alevi, mesela bugünkü Alevi olarak adlandırılıyor Türkiye'de. Ali'nin taraftarları. Öbür taraftan da işte başka aday. Bu iki adayın nasıl şeyler oluyor? Ya bir tane kurultayı seçiyorsa öbür adayın nasıl halkı oluyor? Demek ki burada halkın bir payı var. Demek ki burada bir demokrasi var. Demokrasi çeşidi bir türü var. Baktığımız zaman, ya çok uzattım pardon. Baktığınız zaman, etrafındaki komşulara baktığınız zaman, burada büyük imparatorluk var. İmparatorluk ve baskıcı sisteme benzeyen, yani özgürlük daha, işte Kur'an'ın gelmesiyle bu Araplarda özgürlük daha çok sağlandı. Demokrasi daha çok sağlandı. Bir nevi de Kur'an'ın verdiği hükümlerle cumhuriyet sağlandı. Çünkü cumhuriyetin manası aslında bir yasanın var olması. Halk için ve halk şeyle bir yasa var. Yani bir padişah her şeyi emir vermiyor. Yani mesela Perslerle veya Rumlarla olduğu gibi.
Bugüne baktığımız zaman Amerika'da da aynı şekilde görüyoruz. Yani dünyada demokrasiler yıkılıyor. Yani yıkık olduğu halde. Yani bugünkü seçimlerden bahsetmiyorum tabii ki ama Amerika genelde demokrasisi ve cumhuriyetçi yapıya sahipler. Fakat onlara en yakın olan Batı, ben mesela Avrupa'da yaşıyorum. Onlara en yakın olan Avrupa, Amerika'ya, yani o demokrasi ve cumhuriyet sistemine diktatörlüğün az olduğu en yakın olan Avrupa'da bile mesela benim yaşadığım ülkede kraliyet var. yani kraliyet eskimiş bir sistem var. Halbuki Amerika'da bu yok. Yani demek istediğim şey burada dipnotu, Reşat Nalife'nin dipnotu hafife alınmamalı. Burada maksimum özgürlük ve aynı zamanda efektif bir toplum var. Sesini duyurabilen bir toplum var. Tanrı'nın nimetlendirdiği bir toplum var. Tabii ki bugünkü şeylerden bahsetmiyorum. Onu da Tanrı bilir artık neler olduğunu. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Uzun oldu yine. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Dersi sonlandıralım inşallah. Biraz uzadı. Dersten sonra tekrar değerlendiririz. Bitirmeden önce bir Fatiha okumak istiyorum. Hep birlikte okuyalım inşallah siz de bulunduğunuz yerlerden. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhtinas sıradal müstakim. Sıradal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllin. En lütufkâr, en merhametli olan Tanrı'nın adıyla. Hamdolsun kainatın Rabbi olan Tanrı'ya, en lütufkar, en merhametli olan, yargı gününün hakimi olan, yalnızca sana taparız, yalnızca senden yardım isteriz. Bize doğru yolunda rehberlik et, nimetlendirdiğin kimselerin yolunda, gazabı hak etmiş olanların değil, sapmış olanların da değil. Teşekkür ederim sabrınız için, derse katıldığınız için. Herkese esenlikler diliyorum, esenlik üzerinize. Teşekkürler. Herkese esenlikler. Hayırlı geceler. İskender kaydı durdurdun mu?